Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Ben hemen kısaca katılımcılarımızı, daha doğrusu konuşma yapacak olan hocalarımızı takdim edeceğim. Kısacık zaten hepsi kendi alanında bilinen hocalarımız. Çok da fazla söze gerek yok. Ondan sonra da sıramızı hemen aktaracağım. Öncelikle Celal Hocam'dan başlayayım. Celal Şengör. Hocamız bu konuşmaya katıldığı için ben kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Bu konuşma, bu söyleşi ikimiz için de önemli. Çünkü bu programın, bu yüksek lisans programının isim babası. Geçen gün kayıtlara şöyle bir bakıyordum kendim bendeki. Tam 2 yıl önce neredeyse 22 Haziran 2018'de rektör hocayla ofisinde görüşmüşüz. Ve bu programı kendisine anlatmışız. Yani bizde böyle bir fikir var deyip destek istemişiz. O zamandan bu zamana da işte geçen süreçte şimdi programı tartışıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk arkadaşım. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Bir sonraki hocamız Nusret Dalfes. Nusret hocam da Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün öğretim üyesi. Çok kısa zaman önce emekli oldu. Şimdi artık zamanın bir kısmını herhalde Orman Fakültesi'nde, Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde geçiriyor. Değil mi hocam? Nusret hocam da benim açımdan şöyle bir önemi var. Hem beni ÜTÜ'ye davet eden, orada beraber çalışmamıza örnek olan, destek gösteren, sağlayan kişi. Ama ondan öte bu program da büyük emeği olan, entelektüel tarafında ve dizayn edilmesinde büyük emeği olan hocam. Ona da tekrar hoş geldin diyorum. Hocam bu arada mavi beyaz çok güzel olmuş. Tabii. Ege değil. Ege olunca mavi beyaz olacak. Ertuğ Öner. Ertuğ Hocam'la ben kısa zaman önce tanışma şerefine eriştim. Çanakkale'deydik yanlış hatırlamıyorsam. Sempozyum için gelmiştik. Ertuğ Hocamız tabii Türkiye'de paleo-coğrafya, özellikle paleo-coğrafya alanında, jeomorfoloji ve paleo-coğrafya alanında çalışmalarını herkes biliyor. Ben öyle bir haddim değil. Gibi. Ama ona da katıldığı için konuşmaya bu söyleşi. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Bizler hocam. Bizler teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Son olarak Gonca Derdeniz hocamızı tanıtmak istiyorum. O da ayağının tozuyla aslında bu sohbete katıldı. Konuşmasından önce ben tekrar bunu vurgulayacağım ama kendisi aslında Türkiye'de arkeoloji alanında farklı bir yeni bir temel bilimler arkeoloji derecesine farklı çalışmalar yapmak üzere de İstanbul Protestörü ve Asya Arkeolojisi bölümünde göreve başlamış bir hocam. Siz de hoş geldiniz hocam. Şöyle bir sıra tasarladık. Celal Hocam biraz bize jeoantropoloji programının açılmasıyla ilgili tarihçeyi arka planı aktarır herhalde. Ondan sonra Nusret Hocam'la bu programın felsefi tarafını, entelektüel tarafını Celal Hocam'ın da kurduğu temel üzerine tartışırız. Ondan sonra Ertuğ Hocam'la devam ederiz diye düşündük. Ertuğ Hoca bize kendi yaptıkları çalışmalardan jeoantropoloji programının bir kısmı hakkında bir fikir verecek. Ondan sonra Gonca Hocam'la sohbetin sonuna doğru yaklaşacağız. En sonunda da ben bir toparlama yapacağım. Katılımcılarımız, her konuşmacımızın 10 artı 5 dakika diye düşündük. 10 dakika bir sunum veya kendi anlatacağı, aktaracağı kısım. 5 dakika genel bir toparlama ve ondan sonra soru cevap tarafına geçeriz. Şu anda konuşmayacak olan katılımcılarımızın kendi seslerini kapatmalarını rica ediyorum. Bir aksilik olursa ben buradan moderat olarak kapatacağım. Konuşmacılarımız soru cevap kısmında sorularını bana yazılı olarak aktarırlarsa
çok sağlıklı olur. Çünkü o zaman belli bir sırayı takip ederek soruları aktarma, o sorulara da sağlıklı cevaplar verme imkanı buluruz. Çok teşekkür ediyorum ve sözü Celal Hoca'ya devrediyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim Bülent'cim bir kere bu toplantı için her şeyden evvel. Bir de beni davet ettiğin için sağ olasın. Jeoantropoloji programının bizde açılmasını sen tetikledin büyük ölçüde. Ve Nusret'le bunun entelektüel çatısını oluşturdunuz zaten. Benim bu işe dahlim işte sen ve Nusret hadi kalk rektöre gidiyoruz lan başladı. Ben büyük ölçüde rektörlükte sizlerin niyetini öğrendim ve orada gayet açık olarak görüldü ki bu yeni pek ortalıkta olmayan dünyada ve bilime yepyeni bir bakış açısı getirecek bir hareket, bir araştırma alanı olacak. Dolayısıyla tabii bunu destekledik yani hatırlarsın. Hepimiz rektör de dahil olmak üzere Mehmet ki o da bizim enstitümüzün üyesi aslında. İşte o zaman buna bir isim bulmak lazım. Kim dedi Nusret mi? Sen mi dediydin Nusret? Buna bir isim bulmak lazım. Evet. Ya falan işte o zaman benim aklıma jeoantropoloji geldi. Nusret ha bak bu olur dedi. Ve o şekilde galiba yapıştı isim. Aynen. Değil mi? Şimdi niye jeoantropoloji seçtik? Burada iki tane bileşen var. Bir jeo var yani dünyamız var. Bir de antropoloji var yani insan bilimi denilen antropoloji var. Malum antropoloji iki kısımdan oluşuyor. Bir tanesi fiziki antropoloji ki omurgalı paleontolojisinin bir parçasıdır. İkincisi de kültürel antropoloji ki o işte kısmen tarih, kısmen arkeoloji falan gibi konular arasında dağıtılıyor. Kültürel antropolojinin şöhreti fiziksel antropoloji kadar iyi değil. Onu hemen söyleyeyim. Bilhassa Franz Boas, efendime söyleyeyim, onun öğrencisi Margaret Mead falan gibi kişilikler epey zarar vermişlerdir bu kültürel antropolojiye. En son Derek Freeman'ın biliyorsunuz çok güzel bir kitabı çıktı. Margaret Mead'in Samoa'da yaptıklarının yöntemsel olarak ne kadar yanlış olduğunu ve sonuçlarının da ne kadar güvenilmez olduğunu anlattıydı. Şimdi bizim yapmak istediğimiz ne? Benim anladığım kadarıyla bir jeolog olarak biz kültürlerin yerleriyle olan ilişkilerini anlamaya çalışıyoruz. Bir kültür bir yerde niye gelişiyor? Benim en çok merak ettiğim ki bütün arkadaşlarla bunu da hep tartışmak isterim. Bilim dediğimiz nesne, özellikle doğa bilimleri, bizim Ege'de icat edilmiştir. Başka hiçbir yerde de icat edilmemiştir. Niçin? Yani deniyor ki efendim işte Çin'de, Sümer'de, Mısır'da bilmem nerede de bilim vardı. Yoktu. Buralarda teknikler vardı, teknoloji vardı ve bu teknolojinin amacı dine hizmetti, tarıma hizmetti, yani ihtiyaçlara cevap vermekti ve burada geliştirilen teknoloji önemli bir gelişme kaydetmemiştir. Mesela geometrinin bazı kuralları işte Nil Vadisi'nde geliştirilmiş olmasına rağmen bunlar ne bir teorem haline gelmiştir ne bir şey haline gelmiştir. Bunları teorem haline getiren Yunanlılardır. Ya niye bu böyle? Değil mi? Belli ki Ege'ye has bir şey var. Millet diyor ki efendim işte adaları çok, denizi çok falan iyi güzel de Endonezya da öyle. Orada niye olmadı? Değil mi? Yani Sriwijaya İmparatorluğu niçin hiçbir zaman bir Roma İmparatorluğu olamadı? Bu gibi sorulara jeoantropoloji çok güzel cevap verebilir. Ve jeoantropoloji bu haliyle Nusret de herhalde aynı fikirde olacaktır. Aslında coğrafyanın bir dalı haline geliyor. Çünkü coğrafya tanımı itibariyle üzerinde yaşadığımız yer küresiyle insan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalı. Yani kurulduğu günden beri böyle. Gene millete döneyim. İlk
bizim bildiğimiz Yunanca Nesir kitabı Anaximandros'un kitabıdır ve William Heidel 1920'de meşhur bir Amerikan klasikçisi bu. William Heidel Anaximander'in kitabı coğrafya kitabı mıydı diye bir makale yayınlamış ve buna olumlu cevap vermiştir. Değil mi? Ondan sonra millette gelişen bilim dünyasına bakıyorsunuz. Bizim bugün bildiğimiz pek çok bilim coğrafyanın içinden türemiş. Dolayısıyla bizim şu an antropoloji, ya kardeşim bu niye böyledir sorusuna bir cevap arayacak. Değil mi? Mesela Orta Amerika'da muazzam kültürler gelişiyor. Bu muazzam kültürler toprağı beslemeyi öğrenemiyor. Toprak iflas ediyor. E peki kardeşim, Mezopotamya'daki öğrendi de bu adam niye öğrenemedi? Değil mi? Mesela Amerikalıların... Neler Şöngör oğlum? Bacası mı yani? Hayır. Hayır, böyle şeyler yok yani. Değil mi? Ne oldu Bülent? Hocam siz devam edin lütfen. Ne olduğunu anlamadım. Ses geliyor. Katılımcılardan birisinin mikrofonu kapatabilir. Bana elektronik gitar sesleri geliyor. Vallahi. Uzaylılar karışıyor herhalde hocam. Bülent sesim geliyor mu? Geliyor. Ha geliyor. Tamam. Geliyor, geliyor hocam. Şu anda sizin sesiniz geliyor. Tamam. Siz buyurun, siz buyurun. Mesela Amerikalıların kuzey-güney uzanımının oradaki kültürlerin gelişmesi birbirleriyle ilişkilerine olan etkisiyle eski dünya karalar topluluğunda özellikle Avrasya'nın doğu-batı uzanmasının yani aynı iklim kuşağı içerisinde uzanmasının oradaki kültürlere olan etkisi, bütün bunlar jeoantropolojinin konusu dahilindedir. Ve jeoantropolojinin, diyeceksiniz ki be kardeşim bunun işte bildiğimiz tarihten bilmem nereden ne farkı var? Şu farkı var. Biz özellikle yerin, dünyanın üzerinde yaşayan insan topluluklarına olan etkisini araştırıyoruz ve dünya derken bunun içinde sadece yer şekilleri değil, iklim var, deniz var, akarsular. Bütün bunları toparladığımız takdirde ortaya inancım şu ki insan kültürlerini daha iyi açıklayabileceğimiz modeller çıkacaktır. Yani unutmayın Adam Smith'in The Wealth of Nations'ta adam uzun uzun nehirleri anlatıyor. Yani bu espri içerisinde bunun gelişeceğini ben anladıydım Bülent ve evet. Bana bunu anlatınca ve bunun çok önemli olacağını ve bunun da ancak işte bizim Avrasya Enstitüsü gibi Türkiye'nin en önemli coğrafya enstitüsünde geliştirilebileceğini düşündük. Evet, yani ben Avrasya Enstitüsü'nü kuran benim ama Avrasya Enstitüsü'ne bu espriyi veren adam Nusret'tir. Değil mi? Tamamen. Ve Nusret bugün bir kere bana dediydi. Bahanesiyle galiba Avrasya Enstitüsü Türkiye'de en çok coğrafi yayını yapan enstitü olarak belirlenmiş YÖK ve şey tarafından. TÜBİTAK tarafından falan. Nusret bunu bana söylerken ya kardeşim dedi. Yani biz dedi bu ülkenin dedi en ciddi coğrafya enstitüsüyüz dedik. Doğru. Onu da büyük ölçüde yapan kendisidir. Nusret, keşke Sırrı Bey hayatta olaydı. Keşke. Değil mi? Değil mi? Onu alır getirirdik. Evet. Bülent, benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Teşekkür ederiz hocam. Nasıl olsa size tekrar döneceğiz. Bu durumda. Nusret hocam buyurun. Sözü size verelim. Ben bir ekran paylaşacağım. Ondan sonra şurada da ekranı şeye geçireyim. Şimdi hani ben şeyler derim o. PowerPoint olmadan konuşamayan
Hani var ya İtalyanların ellerini bağladığınız zaman konuşamıyorlar. Biz de bazı filmlerde öyle PowerPoint olmadan konuşamıyoruz. Öyle bir durum. Şimdi şey değil, böyle sadece biraz etimoloji yapacağız. Geon'un ne olduğunu biliyoruz. Antroponun ne olduğunu, lojinin ne olduğunu biliyoruz. Bunların bir de Yunancalarını da koyduğumuz zaman karşımıza Gaia'nın, antroposun ve şeyin logosun ne olduğunu çıkıyor. Yani yer var işin içinde, insan var ve bilim var. Şimdi bu üçlüyü bir araya getirmek, yani bilimsel yöntemle yer ve insan ilişkilerine bakmak. Ben şöyle görüyorum bu işi. Bir gezegen var, bir yer sistemi var. Ondan sonra bu yer sistemi bizim zaten Avrasya Bilim Enstitümüzün esas belki de amiral gemisi olan program şu ana kadar. Yer sistem bilimi programı. Ve bütün bu yer sisteminin ögelerini içeriyor. Ama biz daha yavaş yavaş enstitümüzde özellikle Bülent'le birlikte insan ve kültür tarafına işin içine sokmaya başladık. Şimdi bu ikisinin bir birlikteliğini biz burada yaratmaya çalışıyoruz. Unutmayalım ki biz burada bir aslında bir araştırma programı tanımlamaya çalışıyoruz ve Celal çok güzel sorularla ortaya çıktı. Belki de çözülmesi ve cevaplanması oldukça zor sorularla ortaya çıktı. İlk başta o kadar da belki zor sorulara el atmayacağız. Ama eninde sonunda biz belli bir insanları yetiştirmek için yola çıkıyoruz. Belli bir şekilde düşünen insanlar yetiştirmek için yola çıkıyoruz. Şimdi ortada bir gerçek var. Hani ben olduğum zaman bu grafiği de zaten göstermemem mümkün değil. Kendime... Hocam şu anda görmüyoruz ama bir... Efendim? Ben görüyorum Bülent. Görüyoruz Bülent. Bülent Hocam tamam. Görüyoruz. Tamam. Şimdi yani şöyle bir şey var. Bu bizim en popüler grafiklerden bir tanesi. Bildiğiniz üzere uzun zamandan beri, son 150 yıldan beri falan aslında yerin ortalama sıcaklığı artıyor. Ve bunu artık biz iklim modelleriyle açıklayabiliyoruz. Ve buradaki en önemli itici güç son özellikle 1960'lardan itibaren belirginleşen insanın yaptığı bir takım aktiviteler sonucunda atmosferdeki temel sera gazlarından bir tanesinin artması. Şimdi bu bir gerçek. Bu bir gerçek ve bunu şunu söylemek lazım. Öyle bir durumdayız ki gezegenin her köşesinde bir tür, ki bu tür Homo sapiens, bunun izlerinin olduğu bir dönemden geçiyoruz şu anda. Geçiyoruz veyahut o dönemi yaşamak durumundayız. Ne zaman başladı, ne zaman biter, bunun tartışmaları da ayrı bir hikaye. Biterse de zaten beraber insan türüne ne getirir ne götürür ona da bakmak lazım. Biz buna antroposen diyoruz. Antroposen lafı son zamanlarda çok şey oldu, moda oldu, kullanılıyor. Çok da önemli bir laf cidden. Çünkü çok önemli bir gerçek var. Yani ben öğrencilere genellikle onu söylüyorum. Şey yok. Bakir bir parçası kalmadı bu yer kürenin. Onu söyleyeyim. Yer kürenin üstündeki. Hani nereye gitseniz bir yerde insanın yarattığı bir takım maddelerin ya da yaptığı değişimlerin izlerini görüyorsunuz. Onun için cidden hani belki de bunun bir benzeri yok şeyde. Ancak belki de işte 4-5 milyar yıl öncesine gittiğimiz veya 3,5 milyar yıl diyelim. Orada bakterilerin böyle bir etkisi var yer küre üzerinde ama şu anda Homo sapiens denilen bir tür aslında ciddi bir etki yapıyor ve her tarafa etki yapıyor. Bu grafik her zaman böyle bir kartun olarak konulur. Cidden aslında bütün bu katmanlara biliyorsunuz jeolojide bir takım adlar veriyoruz. O adların da çeşitli uzunlukları var ondan sonra. Ve en sona geldiğimiz zaman en son katmana da gene aynı felsefeyle antroposen diyoruz. Şimdi bu antroposen ne zaman başladı? Bunun çok iyi bir soru bu. Kimisine göre ilk tarımla beraber başlayan bir şey. İnsanın yer sistemlerine etkilemesi. Kimisine göre endüstri devrimiyle başlayan bir şey. Bu da tartışmaya açık. Üzerinde düşünülmesi, incelenmesi gereken bir konu. Şimdi bu antroposeni biz anlamak istiyoruz. Anlamak istiyoruz. Neden anlamak istiyoruz? Çünkü yani aslında toplum bir yerde bilimden özellikle son 40-50 yıldan beri bir takım öngörülerde bulunmasını istiyor. Hani şey muhabbeti vardır ya, ne olacak bu bizim gezegenin hali muhabbeti. Bunu anlamamızı istiyor. Anlamak tabii çok zor bir iş bilimde.
Çünkü ileride bahsedeceğimiz gibi karmaşık sistemlerden bahsediyoruz. Anlamak sürecinden geçmeden de öngöremiyorsunuz. Şimdi o zaman bir yerde hani şeyin yer sistem biliminin iş programlarının en önemlisi belki ilerisiyle ilgili bir şeyler söyleyebilmek. Ama yer sistem bilimiyle uğraşan insanlar... Efendim? Pardon. Ha, Gonca bir şey söyledin galiba. Ondan sonra neyse. Yani yer sistemiyle ilgilenen insanlar bir şey söylemeleri için ve insan da bu kadar bu sistemleri etkiliyorsa insanı işin içine düzgün bir şekilde katmadan gelecekle ilgili bir şeyler söyleyemiyorsunuz. Çünkü sadece bir doğa bilimi klasik anlamdaki bir doğa bilimi programı olmaktan çıkıyor. Yani başta gördüğümüz o yer sistemi ve insan ve kültür ögeleri iç içe geçmiş durumda. Ve bu iç içe geçmişliği bir şekilde biz anlamak zorundayız ve bunu bununla ilgili bir takım öngörülerde bulunmak, modeller oluşturmak zorundayız. Şimdi evet derdimiz doğru, gelecekle ilgili bir takım kestirimlerde bulunmak. Yani dersiniz ki entelektüel bakımdan baktığınız gibi Ceren'in sorduğu soruları da dikkat ettinizse yani geçmişi anlamak çok önemli ama ilk başta beklenti insanların bize sordukları sorular daha çok ileriye doğru olan sorular. Biraz daha dünyanın tarihine bakmış olan insanlar tabii geçmişle ilgili bir şeyler sorabiliyorlar ve bunlar çok ilginç sorular ama geleceği anlamak için de günümüzü anlamamız lazım. Günümüzün bütün süreçlerini anlamamız lazım. Yani sistemi anlamamız lazım. Şimdi bu sistemi anlamanın yolu da çok ilginçtir. Geçmişten geçiyor. Çünkü geçmişte özellikle son 20 bin yıldan beri bir takım deneyler yapılıyor tırnak içinde. Ve bu deneyler hem günümüzü ve geleceği etkiliyor hem de bir yerde insan kültürü beraber kullanıyorum. İnsan kültürün çevresiyle olan ilişkisinde bu yaptığı etkileri ne zaman başladı, nasıl yaptı, ne gibi kararlar verildi, ne gibi kültürel ögeler erişti de bunun sonucunda böyle şeyler ortaya çıktı. Onu anlamak zorundayız. Yani o zaman geçmiş, günümüz ve gelecek ve bu programda bizim yapmak istediğimiz iş aslında ki bana göre en önemli olan şey bu geçmişi, günümüzü ve geleceği bir çatı altında toplayıp buna birlikte bakmak. Çünkü geçmişte uğraşan insanlarımız var. Bunlara işte arkeologlar diyoruz. Çok sevgili arkadaşlarım bunlar hepsi. Geçmişi anlamaya çalışıyorlar. Hem kültürel olarak hem de materyal dünyada ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlar. Günümüzle ilgili çalışan bir sürü arkadaşımız var. Bizim Avrasya'daki yer bilimlerindeki insanların herhalde %60-70'i günümüzü anlamaya çalışıyor. Ve tabii biz iklim grubunda olan insanlar aslında gelecek için bir takım şeyler söylüyoruz. Ama bu üçünü bir arada ele almak bence bizim bu programda yapmaya çalıştığımız en önemli şey. O zaman ben buna bir ad verdim. Hani biraz böyle gazeteci adı gibi oldu ama 3G1P oldu. Yani geçmiş, günümüz, gelecek 3G ve 1P. Tek bir program halinde bunu ortaya koymak. Tek bir eğitim halinde. Ondan sonra bu program artık 3G1P oluyor. Biraz şeylerden, televizyonculardan aşırmış oluyorum ama bu yaklaşımı. Yani işte biz de bilinelim böyle. Onlar başka şeyler söylüyor. Bizim de o kadar. Kaçar ise. 3G1P. Tamam. Bundan sonra 3G1P diye bilinelim biz. Şimdi biraz hani şey tarafına işin modelci olarak bakmak. Çünkü ben şöyle bir şey var. Bendeki şey hani İngilizce tabiriyle knee jerk reflex derler. Bendeki refleks her şeyi bir şekilde bir soyut modellerin çerçevesine indirmek. Ve soyut modellere indirdiğimiz zaman da şunu görüyoruz. Biz doğrusalla iş yapmayı biliyoruz ama doğrusal değil. Bütün bu ilişkilere baktığımızda burada bir sürü eşikler var, doğrusal olmayan ilişkiler var. Yani diğer tabirle, batı dillerindeki tabirle non-linear bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu non-linearlik işin özünde var. Yani insan kültürlerinin verdikleri kararların yansımalarında eşikler var, doğrusal olmayan ilişkiler var, yani orantılı olmayan ilişkiler var ve bunları hazmetmek ve kabul etmek durumundayız.
İkinci mesele şu var. Yani tamam, Celal Ege'de olup bitenleri anlamaya çok yönelik bir takım sorular sordu. Ama mesele tabii Ege değil. Mesele Endonezya'da değil, mesele Orta Amerika'da değil. Mesele aslında küresel ölçekler var, bölgesel ölçekler var ve daha ufak ölçekler var. Bir takım vadiler düzeyinde ölçekler var. Yani çok ölçekli çalışmak zorundayız. Sadece bir ölçeğe kendimizi kısıtladığımız zaman bence problemin ufak bir kısmını alıyoruz ve genelini görmüyoruz. Başka ilişkileri görmüyoruz. Bir takım ilişkiler bizden kaçıyor. Onun için çok ölçeklilik bu işin önemli bir tarafı. Ve tabii bunun sonucunda ortaya çıkan bu çok ölçeklilikle özellikle doğrusal olmamayı bir araya getirdiğin zaman karmaşıklık. Şimdi bakın, karmaşıklık lafı kötü bir laf değildir ha. Kompleks değil lafı yani. Karışıklıkla karmaşıklığı birbirine karıştırmayın. Öyle diyelim. Hani burada 3 tane K var. Karıştırmak var. Karışıklık var ve karmaşıklık var. Bizim derdimiz karmaşıklık peşindeyiz. Çünkü karmaşıklık aslında bir sürü örüntülere, paternlere gebe olan bir şey. Ve karmaşıklığı anlamak için son aşağı yukarı bence işte 30-40 yıldan beri karmaşıklığı anlamak için bir sürü insanlar uğraşıyorlar. İşte kaotik davranış var, fraktaller var, bütün bunların yarattığı bir entelektüel zemin var. Bu zeminin üzerinde işi gücü karmaşıklık olan, karmaşıklığa daha bir genelci olarak bakan insanlar var. Ve biz tabii çok arzu ettik Bülent'le beraber bu karmaşıklık konusunda bize entelektüel çerçevede yardımcı olabilen arkadaşları da ekibimize katmak istedik ama bunlardan öyle sokakta gezinirken bir tanesine çarpmıyorsun. Yani çok fazla yok bunlardan etrafta. Ama bunu bırakmış değiliz. Yani karmaşıklık bizim enstitümüzün ve özelde de bu programın bence en önemli anahtar sözcüklerinden bir tanesi. Onun için bunun peşindeyiz. Oya! Şimdi bu yapılan işlerde, bunu ben hep altını çok çiziyorum. Biliyorsunuz bol bol kullanıyoruz. Multidisipliner diyoruz, enterdisipliner diyoruz, interdisipliner diyoruz. Bu lafları çok ediyoruz. Ama burada bana yıllar önce benim mentorum Steve Schneider'ın ettiği bir laf vardı. Yani dedi ki, eğer insanlar interdisipliner iş yapmak istiyorlarsa önce disipliner düzeyde sağlam temeller üzerinde olmaları lazım. Yani yaptıkları işleri bilmeleri lazım. Ayrıntılı bir konu yani. Adam mesela ne bileyim işte sedimantologsa sedimantolojiyi bilmek zorunda. Onu daha büyük bir kontekste geçirebilir ama onu ögeleri bilmek zorunda. Onun için biz buradaki eğitim programında buna çok önem veriyoruz. Onun için programa biraz bakarsanız burada atmosfer bilimleri var, ekoloji var ve insan bilimlerinin, insan ve toplum bilimlerinin olmazsa olmazı bir entelektüel bir şeyi var bunların, bir birikimi var. O birikime hakim olan insanlar yetiştirmek istiyoruz. Ve ancak bunların üzerine kurulmuş, devamlı olarak bir şekilde bir sentez becerileri olan gençler yetiştirmek istiyoruz. Bu çok önemli. Yani disipliner sağlamlık ve ama diğer taraftan da diğer disiplinlerle rahatlıkla ilişki kurabilmek ve sentez becerileri, bu bizim için önemli. Programın amaçlarından bir tanesi o. Şimdi bu program, bu bir eğitim programı. Yer sistem bilimi programı da bir eğitim programı. Ve bu programda bizim böyle bir şeyimiz var. Onu baştan söyleyeyim. Hep söylüyorum, her yerde söylüyorum. Kim olursan ol, gel stratejimiz var. Yani biz insanları işte coğrafyacıdır, fizikçidir, jeologdur falan diye ayırmıyoruz. Bize sosyolojiden gelen, hukuktan gelen öğrenciler oldu şimdiye kadar. Ve umuyoruz ki bu programa da öyle bir birikim çeşitliliği söz konusu olur. Ve yalnız şöyle bir şey diyoruz öğrencilere. Bu söyleşiyi izleyen öğrenciler olurlarsa, hani onların kulaklarına küpe olsun diye söylediğim bir takım laflar, terlemeye hazır olun diyoruz. Yani çünkü bir sürü yeni şey öğreneceksiniz. Bir sürü farklı bir takım bir dillerle karşılaşacaksınız. Bu entelektüel korkunuzun olmaması lazım. Terlemeye ve çok çalışmaya hazır olmanız lazım. Onun için bizim programa şey diyorum ben, bizimki Mevlevi bir komando kampıdır diyorum. Bu çok önem veriyorum buna. Çünkü yani tamam, genel kadar askerlerle olan bir sempatisi olan bir adam değilim. Kabul etmek lazım. Ondan sonra ama burada komando dediğim zaman Celal tabii ki
ha kuvvetlerle sempatisi çok bariz olan bir arkadaş. Ben kabul etmek lazım bunu komando dediğim zaman SAT komandolarını kastediyorum ama neyse o bizim Celal'le aramızda olan mesele. Ben deniz kuvvetlerine meyletmiş bir adamım. Ondan sonra ama şaka bir tarafa bir yerde o komando kampı lafında yani işte bootcamp dedikleri İngilizce insanların yeni bir düzene girip o düzende terledikleri fakat onun sonucunda da belli bir kıvama erişip çıktıkları bir eğitim programı düşünmeye çalışıyoruz. Bu tabii iddialı bir şey ama bir ölçüde de yer sistem bilimi programında bunu gerçekleştirdik. Ben umuyorum ki bu programda da bunu yapacağız bir şekilde. Onun için zaten çok büyük sayılarla başlamayıp iyi seçilmiş öğrencilerle böyle bir iddialı bir akışın içine girmeyi planlıyoruz. Ben burada sözlerimi bitireyim. Tamam, arkası gelsin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Evet. Yani kurduğu temel üzerine Hüsat Hoca'nın inşa ettiği bu entelektüel perspektif ve içerik. Tabii ben bütün konuşmacılarımızdan sonra toparlayıcı küçük bir sunum da yapacağım ama bu noktaların hepsine de tekrar temas edeceğiz. Bütün bunların üzerine ben şimdi yapılan en azından paleojoğrafya veya jeomorfoloji üzerine yapılan çalışmalardan örnekler sunması için Ertuğ Hocam'a sözü veriyorum. Hocam buyurun. Ben de bir şey açacağım ama ben daha çok öyle. Hani neler yapıyoruz biraz ondan söz edeceğim. Onun için öyle bir şey hazırladım. Sürem yeter mi bilmiyorum. Siz artık yetmedi bir yerde kesersiniz. Rica yani ben daha çok coğrafyacı olarak paleo-coğrafya ve jeoarkeoloji konularında çalışıyoruz. O bakımdan daha çok bunlar üzerinde duracağım. Yani bir program tanıtımından çok çalışmalarımızı tanıtacağım. Yani coğrafya, hocalarım da söyledi, insan-doğa ilişkilerini inceleyen bir bilim kolu. Biz fiziki coğrafyacı olarak da daha çok doğal çevreyle ilgilenen kişileriz. Bunun arkeolojiyi düşündüğümüz zaman da arkeoloji eski zamanlardaki insanların günümüze bırakmış olduğu her türlü kalıntıyı inceleyip geçmiş kültürleri, onların gelişimini inceleyen bir bilim kolu. Jeoarkeoloji ya da sizin deyiminizde jeoantropoloji de birçok bilim kolunun arkeolojiye olan katkılarını yani arkeolojinin sorunlarına, problemlerine çözüm arayan bir alan diye düşünüyorum. Bizim de burada katkımız paleo-coğrafya konusunda oluyor. Yani coğrafya nasıl bugün insan-doğa ilişkisi ise paleo-coğrafyada geçmiş dönemlerdeki insanların doğal çevresiyle ilişkilerini kapsayan bir kavram. İnsan deyince tabii yani paleo-coğrafyada uzandığımız insanın var olduğu dönem. Yani kuaterner. Paleo-coğrafya çalışmaları da zaten kuaterneri kapsıyor. Tabii bazen kullanıyoruz ikinci zaman paleo-coğrafyası ama orada insan yok. O zaman coğrafya yerine çok oturmuyor. Tabii kuaterner bile çok kısa bir zaman ama bunun içinde insanın neredeyse %99'unu biraz daha göçebe yaşıyor. Yani bir yere bağlı kalmıyor. O yüzden de çok daha fazla her yerde eser bulamıyoruz. Bazen işte soğuk dönemlerde mağaralarda bir takım eserleri buluyoruz. Buna karşılık Holosen dediğimiz yani son buzul çağından maksimumdan günümüze kadar geçen ılıman dönemde ise daha çok insan eserine rastlıyoruz. Neden? Çünkü insan bir yere yerleşiyor ve bu yerleşme sonucunda da bugüne daha çok eser bırakıyor. İşte biz bu dönemi daha çok inceliyoruz ve bu dönemde doğal çevreyi değiştiren en büyük unsur da alüvyonlar. Çünkü Holosen, alüvyon dediğimiz zaman Holosen'i anlıyoruz, diğer adı da o zaten. Bu nedenle alüvyal jeomorfoloji çalışmaları bizim geçmişe yönelik yani insanların bugüne bıraktıkları eserleri hangi doğal çevrede nasıl bıraktığını anlamamız için o doğal çevreyi anlamaya çalışıyoruz. Şöyle bir grafik söyleyeceğim ama bu tam bana görünen kısımda ne diyeyim bizim görüntülerimiz var. Onu kaydırmak mümkün olur mu bilmiyorum. Burada buzul çağlarını yani 450 bin yıllık buzul çağlarını görüyoruz kuaternerdeki. Deniz seviyesi buzul çağlarında düşüyor. Buzul arası ya da buzul sonrası dönemde yükseliyor. Grafiğimin bilmiyorum bunu Bülent Bey biraz kaydırabilir miyiz sola? Neyse şöyle geçeyim. Son 20 bin yılda deniz seviyesi 20 bin yıl önce son buzul çağı maksimumda 130 metre eksi 130 metredeyken günümüzden 6-7 bin yıl öncesine kadar 130 metrelik bir seviye yükselmesi oluyor. Neden? İklim ısınıyor ve
Holosen'de, ılıman dönemde buzullar eriyor, deniz seviyeleri hızla yükseliyor. Kabaca 13 bin yılda 130 metrelik bir seviye yükselmesi söz konusu. Son 7 bin yılda da bu birkaç metrelik oynamalarla farklı bölgelerde yerel farklılıklar gösterebiliyor. Ne oluyor bu dönemde? Yani biz bu seviye yükselmesine Holosen transgresyonu diyoruz. Burada özellikle dik kıyılarda çok dikkat çekmiyor ama alçak kıyılarda kıyı çizgisi karaya doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Koylar ve körfezler oluşuyor. Yani yeni bir ortam çıkıyor ortaya. Transgresyonun sonunda bu kez akarsuların taşıdığı alüvyonlarla bu koylar, körfezler doluyorlar. Ve kıyı çizgisi denize doğru ilerliyor. İşte ne oluyor? En büyük, en güzel örneklerden biri bizim bildiğimiz, hepimizin bildiği Efes Antik Kenti ve Limanı. Bir zamanlar kıyı çizgisinde ve bir liman kentiyken bugün 10 kilometre kadar içeride bir harabe kent durumuna düşüyor. Liman bataklık durumunda kalıyor. Tabii bunu herkes biliyor olabilir. Yani buradaki bir çiftçi bir kuyu açınca deniz kabuklarını buluyor. Ha diyor, deniz bir zamanlar buradaymış. Ama bunun önemli olan bilimsel olarak açıklanması. Bu da işte içinde bulunan, yani ekip olarak ben de bulundum. İlhan Kayan hocamızın yer aldığı ve Küçük Menderes Deltası'nın çok ayrıntılı, yani kıyı çizgisi ne zaman neredeymiş bunu ortaya koyan bilimsel çalışmalarla açıklanmış olması. O zaman işte Efes'te çalışan arkeologlar ne zaman, nasıl bir çevre varmış, doğal çevre varmış bunu biliyorlar ve daha ayrıntılı bu işe bakıyorlar. Denizler yükselirken göllerde biraz daha farklı, ters bir durum var. Buzul çağı sonrasında Holosen'de göl seviyeleri düşüyor. Bu göl seviyelerinin düşmesine bağlı göller kıyı çizgileri geriliyor. Örneğin Konya Havzası'ndaki büyük bir göl, Holosen'de tamamen bugün ortadan, yani bataklıklar kalmıştı ama onlar da sanırım bitti. Tabii bu kıyı çekilmelerine bağlı olarak başta Çatalhöyük gibi höyükler bu kıyı çizgisinin çekildiği yerlere yerleşiyorlar. Bu ortamı bilmeden buradaki höyükleri incelemek, yani o zamanki ortamı bilmeden zor. O nedenle bu önemli. Ben şimdi bizim açıdan, yani bizim çalışmalar açısından biraz kronolojik bir şey vereceğim başlangıç olarak. Oğuz hocamız rahmetli 60'lı yıllarda Asi Nehri Deltası'nı çalıştı ve burada oradaki prehistorik mağaralarla ilişkiler kurdu. O zamanlar daha jeoarkeoloji sözcüğü yoktu ama bu belki ülkemizdeki önemli çalışmalardan. Yine Konya Havzası'ndaki biraz önceki sözünü ettiğim göl ve Çatalhöyük gibi yerleşmelerle ilişkiler kurdu. Yine Turaya çevresinin fotojeomorfoloji haritalarını 70'li yıllarda hazırladı. Yine İlhan Kayan hocamız, Amerikalı meslektaşı John Kraft'la Turaya çevresindeki ilk çalışmaları 75-77 yıllarında başlattı ve 77'de ilk sondajlar yapıldı. Yine 80 başlarında Sardis, İznik, Ilıpınar, Datça, Knidos'ta çalışmalar sürdü. 1983'te Troya'nın Beşige kısmında ilk kez bu tür jeoarkeolojik çalışmalara yönelindi. Çünkü Manfred Hoca rahmetli bu sene Beşige çevresinde ilk iznini aldı. Daha sonra bu çalışmalar 88'de Troya'ya kaydı ve günümüze kadar da sürüyor. Bunun yanında yine Efes'te biraz önce örneğini verdiğim çalışmalar 89-2007 yılları arasında sürdü. Hatta UNESCO Kültür Mirası çerçevesinde 2018 yılına kadar da devam etti. Bunlar yani bizim ülkemizdeki, genellikle bizim içinde bulunduğumuz grubun oluşturduğu jeoarkeolojik araştırmalar. Benzer çalışmaları yurt dışından yabancı meslektaşlarımız Ketrin Kuzucuoğlu, Neil Roberts ve Helmut Brückner'de ülkemizde sürdüren ekipler. Bunlara bizim ülkemizden katılan meslektaşlarımız oluyor üniversitelerden. Ama yani bizim çalışmalarımız açısından düşünürsek tek ekip biziz diyebiliriz. Biz ne dedik? Paleojoğrafya yapabilmek için öncelikle alüvyonları incelememiz gerekiyor. Bunun için de alüvyon bugün biriken bir unsur. Henüz doğal olarak yarılmadığı için biz onları ancak jeolojik bir yöntem olan sondajlarla görebiliyoruz iç özelliklerini. Ya da hendekler açıyoruz. Şurada bir örnek olarak koydum. Almanya'nın Amöneburg Ovası'nda, Wiesbaden'da doğrudan doğruya kepçeyle bir kesit açılıyor. Burada eski bir prehistorik yerleşim yerinin nasıl bir ortamda olduğu araştırılıyordu. Ben de birkaç resim almıştım o zaman.
Yine biz de Karamenderes Ovası'nda, Çanakkale'de, Turaya çevresinde bu kepçeyle sit alanı dışında çalışmalarımızı sürdürdük. Yine çalıştığımız alanlarda en büyük veri kaynağımızı sağlayan el bulgusu yöntemi. Şu ilginç, çünkü İlhan hocamızın kendi eliyle yaptığı su borularından hazırlanmış alüvyon örneği alan ilk sondaj takımı. Bununla Beşik düzlüğünde çok sayıda sondaj yapıp Beşik düzlüğünün jeomorfolojik gelişimini çok ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu. Turaya'daki ilk örnekler, ilk sonuçlar buradan verildi. Bu bakımdan önemli. Bundan sonra yine John Kraft hocayla bir proje çerçevesinde bu iş için hazırlanmış alüvyon örneğini alabildiğimiz Alkılkamp el takımı, bulgu takımına sahip bulundu. Her ortamda sondaj yapmak mümkün. Bakın burada toprağa insan gücüyle bu örnek almak için batırılıyor. Yalnız olumsuz bir yönü toprağın ya da sedimanı karıştırarak alıyor. Yani doku özelliklerini bozuyor. Ama bunun dışında biz 96 yılına kadar birçok Troya'da, Efes'te bunları kullandık. Şurada görüyorsunuz 7 metrelik bir kültür katmanı var. Bu yani kültür katmanın oturduğu zemini anlayabilmek için 7 metrede bir sondaj yaptık çukurun içinde. 7 uyuyanlar çevresinde bir nokta. Ve denizel bir ortamın zaman içinde değişip bataklık ve bugünkü yani insanların o dönemde yerleştiği karasal ortama dönüştüğünü gördük. Bir başka yöntem yine küçük Turaya çevresinde Karamenderes Deltası'nda kullanılan UNIMOG dediğimiz. Bu da hidrolikle çalışan türbüşon gibi bir sistem. Zemine çakılıyor döndürülerek ve direkt çekildiğinde üzerine 2 metrelik bir sediman örneğini, alüvyon örneğini alıyor. Tabii çok hızlı bir yöntem ama bu da dokuyu bozuyor. Yani sediman özelliklerini bozuyor. Son kullandığımız benzin motorlu mobil sistem. Bununla biz sondaj uçlarımızı çakıyoruz zemine. Birer metrelik bağlantılar. İçine sediman örneğini alıyor. Ve bunlar tabii el burgusuyla daha ona göre daha kolay. Çıkarırken de bir manivela yardımıyla konik başlıklarla yukarıya çekiyoruz. Tabii bu her zaman kolay olmuyor. Şu görüntü de önemli. Çünkü bizim için de bunu arazide çıplak mevkinde Turaya'da 3 kişi, ben, Serdar arkadaşım ve bir işçi, yani alüvyonun ne kadar sert olduğunu göstermek için koydum. Tam bu sırada da Korkman Hoca geldi. Ya dedi, bu kadar zorlanıyorsunuz, bunun kolay yolu yok mu? Biz de var dedik, işte bu hidrolik çekiciler var dedik, anlattık. Ve bir sene sonra bize bu takımı, zaten onlar ilk takımı sağlamıştı. Hidrolik çekiciyi de bir sene sonra bize sağladı ve artık daha kolay sondaj yapar hale geldik. Yani daha doğrusu örnek alır hale geldik. Amacımız o zaten. Evet, burada alüvyon örneklerini görüyorsunuz. Arazide biz bu uçları çok güzel temizliyoruz. Burada yani yüzeyden göremediğimiz, yarılmasını göremediğimiz alüvyonun iç özelliklerini bu delgi sondajlar sayesinde çok güzel görebiliyoruz. Yine bizim görüntülerimizin altında kaldı ama çok ince laminaları, şurada olduğu gibi, içindeki kalkıları, arkeolojik materyali, yani alüvyon içinde ne varsa birer metrelik bağlantılarla bunu alıyoruz. Alüvyon önemli çünkü geçmiş doğal çevreyi çok büyük ölçüde etkiliyor. Bir örnek olsun diye koydum. Demre Ovası'ndan, Demre Çayı Deltası'ndan St. Nicholas Kilisesi çevresindeki binalar. Görüyorsunuz nereye kadar, üstüne kadar gömülmüşler. Bu arkadaşın boyu 1.90. Buradaki yapıların boyutunu tahmin edersiniz, tamamıyla örtmüş. Bu bir anlamda Holosen'deki alüvyonun doğal çevreyi, insan kültürlerini ne ölçüde etkilediğini iyi bir örnek. Bir de bizim açımızdan, yani sizler açısından da önemli. Şöyle bir kapalı yapı vardı orada, kazıyorlardı içine. Bir tesadüfen resim aldım, çok iyi değil ama. Bakın katman katman laminalar halinde taşkınları gösteriyor bize, taşkın sedimanları. Bu neyi gösteriyor? Burada çok net mi bilmiyorum ama bunlarda kırılmalar var. Yani bir hard disk gibi bu tabakalar ne zaman buraya çamur girmeye başlamış ve ne zaman dolmuşsa o dönemdeki deprem izlerini bize yansıtıyor. Yani böyle yerleri yakalayıp incelemek, özellikle sismolojik bir kart gibi
karşımıza çıkabiliyor. Evet, alüminyonun gücü çok önemli. Yani insan kültürlerini etkiliyor. Bu yüzden biz de bu yöntemi, yani alüminyonun iç özelliklerini görme yöntemlerini kullanıyoruz. Bir başka yöntem, bunu da Ketrin Kuzucuoğlu meslektaşımız Leteon'da ODTÜ'lü arkadaşlarla kullandılar. Bu da bizim yöntemimizin hidrolikle basılması. Yani hidrolik baskıyla çakılıyor, hidrolikle çekiliyor. Aynı benzer yöntem. Şimdi ne yapıyoruz? Biz aldığımız örnekleri, sediman örneklerini çok düzenli bir şekilde arazide not ediyoruz, fotoğraflıyoruz. Ve bunları ayrı ayrı birimleri yansıtan bölümleri laboratuvarımıza taşıyoruz. Burada bizim yani küçük bir laboratuvarımız var Ege Coğrafya bölümünde. Tek tek analizlerini yapıyoruz tane boyu. İçindeki polenler, içindeki makro mikrofosiller, bazı kimyasal analizler yapıp işte örneğin bir sondajdan bir seviyesinden çıkan paleontolojik unsurlar. Bunlar önemli çünkü mesela foraminiferler büyük ölçüde denizel canlılar ama bentik olanlar bize ortam vermede çok önemli katkılar sağlıyorlar. Nitekim ostrakatlar da öyle. Yani bunlar mikroskopik canlılar, gördüğünüz gibi küçük canlılar ama bizim sedimanı yorumladığımıza katkılar sunuyorlar. Yani paleontolog evet, değiliz ama. Hocam birkaç şakaya toparlayabilir miyiz? Tekrar gelelim. Hızlıca geçeyim. Yani bir sondaj boyunca biz o noktadaki sediman katmanlarını ve oradaki ortam değişimini ortaya koyuyoruz. Bunları bilgisayarlarda düzenliyoruz. Tek tek noktalarda yaptığımız sondajları, aynı doğrultuda kalanları bir hat boyunca o doğrultudaki yerin kesitini alıyoruz. Yani alüvyonun iç özelliğini görüyoruz. Burası Patara Limanı. Patara Limanı'nın nasıl bir gelişme gösterdiğini geçmişten bugüne ortaya koyuyoruz. Bu da Eşen Ovası. Bu da aynı doğrultudaki sondajlarda, yani Eşen Ovası'nın denizel bir ortam olduğunu, sonra lagüne dönüştüğünü, içinde Santorini'nin küllerini barındırdığını, yine daha sonra kapanarak bir bataklığa dönüştüğünü, taşkın ovasına dönüştüğünü görüyoruz. Bu bize neyi veriyor? Birçok kesiti yan yana getirince, yine bu bizim resimler daha üstte kalıyor ama buradaki Eşen Havzası'nın, Eşen Tektonik Çukurluğu'nun 6000 yıl önce Holosen transgresyonu ile bir körfeze dönüştüğünü, bu dönemde Patara'nın bir koy olduğunu ama buraya insanların ulaşmasının zor olduğu, alüvyonlar yani Eşen Çayı'nın taşıdığı alüvyonlar ne zaman ki Patara oluğuna Kısık Boğazı'ndan geçişi sağladıysa o dönemde insanların burayı liman olarak kullandığını görüyoruz. Tarihlerde uyuyor zaten. Ama bu olumlu gelişme bir zaman sonra Patara'nın da yok olmasını sağlıyor. Çünkü körfezde biriken delta gelişimi açığa doğru ilerledikçe bu defa denizel etkilerle işlenen alüvyonlar kum ve kumullar olarak Patara'yı dolduruyor ve bugünkü harabe kent haline geliyor. Yani bu vesileyle Patara yılı olduğunu da hatırlatayım bu senenin ama olumsuz bir döneme denk geldi hastalık nedeniyle. Evet, bu aldığımız örnekleri biz çok güzel koruyoruz. Yani 70'lerden beri alınan bütün sondajlara ait sedimanlar, binlerce örnek bizim iki sınıf boyutundaki depomuzda saklanıyor santim santim. Ve bir kere daha bir analiz yapmak gerektiğinde istediğimiz seviyeye iniyoruz. Burası da bizim çalıştığımız bütün Ege ve Akdeniz kıyılarında, hatta yurt dışında Gürcistan'da, Didigora Höyü'nde, Van'da Ayanis'te, Marmara bölgesinde Justinianus Köprüsü, İznik, Giga Granikos, Turaya Gökçeada, bütün Ege kıyılarındaki alüvyal düzlükler ve burada yer almış olan sit alanları, İç kesimlerde Beyce Sultan Ekşiöyük, Afrodisyas çalıştığımız alanlar, yine güneyde Asi Deltası'na kadar bütün kıyı kesimindeki alüvyal düzlükler. Niye alüvyal düzlüklerde bu kadar yerleşim var? İşte biraz önce Celal Hocam sordu ya, yani insan-doğa ilişkisi, insan kendine en uygun olan yere yerleşiyor. Alüvyon en uygun yer, niye? Akarsu var, toprak var, çevresinde de dağlık alanlarda orman var. En güzel yer. Ülkemiz en güzel yerde. Yani biraz önce dedik ki her zaman uygun olan yerde önemli kültürler doğuyor. Ama nedense bu doğuşa biz biraz ara verdik gibi galiba.
Yani Urfa'da büyük bir üniversite varmış zamanında. Ege kıyılarını biliyorsunuz zaten. Ama günümüzde halimiz ortada. Hepimiz için geçerli. Ben de burada şimdilik kesiyorum. Biraz hızlı şey yapayım değil mi? Anlaşıldı mı bilmiyorum. Teşekkür ederiz hocam. Zamanımız kalırsa bunlardan örnekler veririz. Evet, konuşma yapacak olan katılımcılarımızdan son olarak Gonca Derdeniz hocamızı dinleyeceğiz. Kendisi de araştırmalarından da örnekler vererek şu antropolojinin farklı bir tarafına değinecek. Hocam buyurun. Ben de hemen bir şeyler paylaşacağım sizlerle. Görebiliyorsunuz. Şimdi dünkü küçük toplantımızda kendi aramızda şunu tartıştık. Dedi ki biraz görsel koyalım. Ben üç ana başlık altında konuşmak istiyorum. Neden jeoantropoloji diye bir bakış açısına ya da bir programa ihtiyaç var? Hem bunu arkeometrik çalışmalar açısından değerlendireceğim. Çünkü yaklaşık olarak 2000'lerden beri aşağı yukarı çalıştığım için ve bir kimyager çıkışlı olduğum için hem de arkeolojik açıdan da yaklaşmak istiyorum. Yani neden arkeologlar daha sistematik olarak bazı şeylere yaklaşmalı? Bir kere ilk söylemek istediğim şey şu. Jeoantropoloji, jeoarkeoloji değil, arkeometri değil, CBS gibi yöntemler değil, paleo çevre değil, paleo iklim değil, deneysel arkeoloji ya da arkeoloji değil. Yani bunların hiçbir tanesine eşit değil. Çünkü demin Nusret Hoca söyledi, Artı Hoca söyledi ve Celal Hoca da bahsetti. Çünkü içinde bir insan faktörü var. Peki o zaman biz jeoantropolojiyi nasıl düşünmeliyiz? Bunların hiçbirine eşit değilse o zaman neye eşit ya da ne? Bence burada gene bir minik matematiksel işaret kullandım. Jeoantropoloji bence bunların hepsini kapsıyor. İyi ki coğrafyayı koymamışım buraya. Çünkü coğrafyayı düşündüm dedim ki tam olarak kapsamıyor. O yüzden coğrafyayı buraya koymayayım. Ama jeoantropoloji... Coğrafya onu kapsıyor olabilir. Evet, coğrafya onu kapsıyor olabilir. Ama coğrafyayı kapsamıyor. Ama dediğimiz gibi antropoloji yani insan faktörünü kapsayan bir şey. Peki neden böyle bir şey var ya da yani neden jeoantropoloji gibi bir programa ihtiyaç duyuldu ya da biz şu anda bence benim gözlemim ne gibi şeylerin eksikliğini duyuyoruz hem arkeometri açısından hem arkeoloji açısından. Bir kere bence jeoantropoloji gibi programlar ya da kuramsal çerçeveyi ön plana çıkaran kültürel antropolojiyi de bu işin içine dahil eden programlar veriyi bilgiye çevirmeyi bize daha iyi gösterecek. Bunu nasıl yapacak? Bunu daha doğru sorular yönlendirerek, doğru veri setlerine doğru sorular sormamızı sağlayarak ya da öğrencilere belki bu konuda yön göstererek yardımcı olacak. Örneğin mesela şöyle bir şey, büyük sorular sormayı seviyoruz ama soruları doğru veri setlerine sormakta zaman zaman güçlük çekiyor olabiliriz. Bir küçük örnek vermek istiyorum. İşte 10 sene öncenin ya da 5 sene öncenin hatta günümüzün bile önemli sorularından bir tanesi Hititleri ne yıktı? Milattan önce 1200. Çok büyük argümanlardan biri deprem yıktı. Bunun için çalışmalar yapılıyor. Ama siz bunun benzeri bir çalışmayı Hititlerin zaten olmadığı ya da iki Hititlerden 200 sene önce zaten yok olmuş bir yerleşimde yaparsanız sorduğunuz soruya bir cevap alamazsınız. Yani yöntem doğru olabilir, soru yanlış olabilir. Ya da soruyu doğru sorarsınız, tamamen yanlış bir yöntem izleyebilirsiniz. Dolayısıyla ikisinin arasındaki bağlantıyı, verinin bilgiye dönebilmesi bağlantısı tamamen doğru sorulara bağlı. Doğru bir takım kuramsal çerçevelere bağlı ve hiçbir zaman insan faktörünü bunun içerisinden çıkartarak hareket etmemiz mümkün değil. Zaten bu tip çalışmalar da bir yerden sonra daha fazla ilerleyemiyorlar. Şimdi üçüncü olarak söyleyeceğim şey de şu. Aslında Hüsnet Hoca ile hemen hemen aynı slaytı hazırlamış gibi olmuşuz. Şimdi arkeoloji elbette geçmişe dair bir laboratuvar. Mehmet Özdam hocamız katılımcılar arasında, o da onun çok sevdiği, ondan alınmış bir terim. Bir zaman kapsülü. Geçmişe dair bilgileri çok iyi görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Yani vaka analizlerinin yaşandığı, bittiği bir takım örnekleri arkeoloji bize sunmakta son derece başarılı. Ama
şunu artık bütün dünyadaki programlar bekliyor. Geçmişten bilgiyi aldık. Bu bizim için günümüzde ne ifade ediyor? Yani biz bu bilgiyi, veriyi nasıl bilgiye çevireceğiz ve bu bilgiyi nasıl günümüzde kullanacağız? Burada da kalmıyor. Günümüzdeki bu bilgiyi nasıl geleceğe taşıyacağız? İşte en güzel örneklerinden bir tanesini aslında bu Zoom toplantıları bize gösteriyor. Neden? Salgın hastalıkla karşı karşıyayız. O yüzden hepimiz Zoom üzerinde toplandık. Geçmişte salgın hastalıklar var mıydı? Vardı. Çok ciddi şekilde popülasyonların kırılmasına sebep olan hastalıklar vardı. Gelecekte de olacak mı? Evet. Veya hem arkeolojide hem günümüzde tartışması yapılan problemler. Deprem, iklim değişikliği veya tarımsal üretim. İnsanlar buna nasıl bir reaksiyon verdiler? Resilience diye bir kavram çıktı ya, nasıl tolere ediyorlar? Acaba nasıl tolere ettiler? Biz onlardan ne öğrenebiliriz? Nerede onlar eksik yaptılar? Biz nerede bir şey ekleyip geleceğe iletebiliriz? Veyahut da göç mesela çok önemli konulardan bir tanesi. Şimdi iklim göçmenleri diye bir kavram çıktı. İklim değişiyor, göçler başlıyor. Geçmişte oldu mu? Elbette oldu. Günümüzde yaşanıyor mu? Evet yaşıyoruz ve gelecekte olacak mı? Olacak. Dolayısıyla aslında antropoloji için içine katmak, birazcık daha ağırlık vermek, bu tip hem günümüzde yaşanan problemleri geçmişten vaka analizleriyle görmeyi ve bunu tamamen daha kalıcı bilgilere çevirerek gelecek nesillere de aktarmayı bize sağlayacaktır. İşte bence jeoantropoloji gibi programlar veya arkeolojinin içerisine kuramsal bakış açısının daha fazla konulduğu, antropolojinin daha fazla konulduğu programlar bu bağlantıları sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada biraz Nusret Hoca'ya da katılıyorum. Kim olursan ol, gel, prensibimiz var dedi. Doğru, ben mesela kimya okudum önce, daha sonra arkeoloji. Hep istediğim bir şeydi ama baştan sona kadar okudum. Ama ilk okuduğum zamanlarda kimyayı çok kendime bir yer bulamadım. Yani ne soruları soracağımı bilemedim. Ciddi şekilde uğraştım, ciddi şekilde vakit harcadım, okudum, neyi yapıyorum, ne eksik, acaba ne yapabilirim mi sorguladım ve pek de uygun bir program bulamadım. Belki çok değişik perspektiflerden gelen, çok değişik altyapılardan gelen öğrenciler daha olaylara sistematik bakarak nerede çeşitlilik varsa bence orada zenginlik var. Çeşitli perspektiflerden öğrencileri, altyapılardan öğrencileri bu tip sorunlara yönlendirmek hem arkeolojik açısından, yani hem geçmiş açısından bilgilerimizi artıracaktır, hem günümüzde bilgilerimizi artıracaktır, hem de genel olarak dünyaya, global olarak dünyaya bakış açımızı geliştirecektir diye düşünüyorum. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Teşekkürler. Şu soru cevap kısmına geçmeden önce ben bu küçük bir sunumum var. Onu aktararım. Bu ana hatlarıyla ilgili konuşmacılarımıza tekrar baştan döneyim. Cerrah Hocam, Nusret Hocam, sizlerin eklemek istediği herhangi bir şey var mı bu turu sonlandırmadan önce? Seni dinleyelim önce. Peki. Tamam. Teşekkür ediyorum. O zaman ben de hemen ekranımı sizlerle paylaşayım. Evet, bu mümkün mertebe kısa tutacağım. Bu benim esasen lisansüstü eğitim komisyonunda ve senatoda yaptığım sunumların çok özet hali. Bunu baştan hiç göstermek istemedim çünkü önce kıymetli katılımcıların biraz konuşmasını ve konuyu açmasını istedim. Şimdi burada dinleyicilerimize ve özellikle de tabii bu programa dahil olmak isteyen öğrenci adaylarımıza biraz bu tartışma hale getirelim istedim. Her şeyden önce jeoantropoloji dediğimiz zaman şu ana kadar yapılanlardan farklı bir eğitim alanı açıldığını bilmelerini isterim. Burada biz artık sosyal ve beşeri bilimlere, doğa ve hesaplamalı bilimleri dahil edelim istiyoruz. Amacımız bu. Bunu yaparken disiplinler arası bir perspektif getiriyoruz.
Ama aynı zamanda iki önemli kavramı bu işin içine koyuyoruz. Birincisi sürdürülebilirlik kavramı, ikincisi rezilyans yani esneklik kavramı. Şunu ifade ediyoruz. Bir yandan sosyal, diğer yandan ekolojik iki faktörün, iki sistemin birbiriyle olan etkileşimi, bunların zaman mekan ölçeklerinde nasıl değiştiği ve bu değişimlerin kronolojik olarak irdelenmesini öngörüyoruz. Bütün bunları yaparken de Cer Hoca'nın ve Nusret Hoca'nın da bahsettiği gibi kültür veya medeniyet içinde bu ilişkilerin hangi şartlarda ortaya çıktığını, nasıl değiştiğini, nasıl evrimler geçirdiğini anlamaya yönelik çalışmalar yapılsın istiyoruz. Bütün bu söylediklerim aslında hiçbir şekilde yeni değil. Bunları belki söyleyen en önemli insanlardan birisi Ferdinand Braudel getirdiği longue durée kavramı. Tekrar baştaki konuya dönüyoruz. Yani bir bölgede yaşamış kültürlerin, medeniyetlerin geçmişteki halleri, bugünkü halleri ve gelecekteki durumları. Neler oldu, şu anda neler oluyor ve neler olacağını acaba kestirebilecek miyiz? Bizim için yol gösterici olacak mı? Neden ihtiyaç var? Belki birkaç başlıkta değinebiliriz. Her şeyden önce insan gelişiminde doğal çevrenin katkısı. Bu kesinlikle deterministik bir yaklaşım değil. Biz burada determinizmi mümkün mertebe dışarıda tutuyoruz. Ama doğal çevrenin insan kültürlerine, medeniyetlere mutlaka bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bunun yeterince araştırılması ve anlaşılması gerekir. İkincisi, insanların çevreye yaptıkları etkilerde kendilerine nasıl bir dönüş olmuş? Zarar mı gördüler, faydalandılar mı, ne ölçüde, kırılma noktaları ne gerçekten? Ve o yüzden eleştirel bakabilme, bu insan çevre ilişkilerine eleştirel bakabilme yetisinin kazanılması önemli. Ve bütün bunları yaparken insan toplumlarının, insanlığın geçirdiği sosyal, ekonomik, teknolojik, politik evrim aşamalarının mutlaka anlaşılması, özümlenmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye'de bu anlayışları içeren bir lisansüstü eğitim programı olmadığını gördüğümüz için biz bu programı oluşturduk. Dolayısıyla jeoantropoloji programı açıldığında artık sosyoekolojik, çevresel ve kültürel sorunlara bilimsel bir yaklaşım getirebilecek. Burada özellikle şu anda da yaşadığımız sosyoekolojik sorunların artan maliyetlerini göz önünde tutmak durumundayız. Buna mutlaka geniş kapsamlı bilimsel çalışmalar yaptırmak durumundayız. O nedenle de ihtiyacımız olan yetişmiş araştırmacı ve bilim insanı ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Tabii bu bir yüksek lisans programı nihayetinde bir doktora değil ama bu şekilde küçük bir adım atarak yola çıktığımızı düşünüyoruz. Ve burada daha da önemli bir konu, artık ulusal ve uluslararası destek programlarından daha fazla kaynak ayrıldığını görüyoruz. Özellikle sosyoekolojik sorunların araştırılması için. Burada hassas bir noktaya geldik diye düşünüyorum. Celal Hocam'la biz bu konuları konuşmadan önce Nusret Hoca'yla konuşurken aslında bizim kafamızda biraz daha farklı bir şekilde yola çıkmak vardı. Belki bir lisans şeklinde yola çıkmak vardı. Ama önce dedik ki bunu bir yüksek lisans serisine küçük bir adım olarak başlatalım. Burada şuraya gelmek istiyorum. Tabii aramızda arkeolojiye çok emek vermiş hocalarımız var. Tabii ki onların emeklerine saygısızlık, onların yaptıkları işleri fütursuzca eleştirmek değil. Ama burada arkeolojinin toplumumuzda artık daha fazla yer üstlenmesi, daha fazla sorumluluk üstlenmesinin zamanı geldiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla arkeolojiyi toplumumuzun güncel sorunlarına daha etkin müdahale edebilecek bir konuma getirmeye uğraşıyoruz. Bu programın belki en büyük başarısı, orta vadede koyabileceği başarı, arkeolojiyi bir davranış bilimi haline getirmek. Yani arkeolojinin içinden çıktığı ama özellikle
Avrupa'da antropolojinin içinden parçalanarak Bülent tamamen koptu, ben hiçbir şey duymuyorum. Bir şey. Şu anda duyuyor musunuz? Evet. Tamam. Evet. Dolayısıyla şunu vurgulamak gerekiyor. Arkeoloji artık antropolojinin bir parçası olarak tekrar yerine oturtmak ve bütün bunları dört alanlı antropolojinin içinde bir davranış bilimi olarak ele almamız gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz müddetçe ve bunu bu davranış bilimleri serisini, grubunu yer bilimleriyle özdeşleştirdiğimiz, ilişkilendirdiğimiz zaman arkeolojinin gerçek gücünü ortaya çıkartabileceğiz. Antropolojinin de gerçek gücünü ortaya çıkartabileceğiz. Çünkü davranış bilimleri bize uzun süreli repertuar hakkında bilgi verecek. İnsan davranışlarının uzun süreli repertuarı hakkında çok detaylı bilgi verebilecek ve dolayısıyla jeoantropolojinin yapmak istediği de doğal ve kültürel çevre arasındaki bu döngüsel ilişkiyi detaylı olarak çalışabilmek. Burada listelediğimiz jeoantropolojik içerikleri olan alanlar, tabii ki bunlar tam bir liste değil, zaten burada tam bir liste vermek mümkün değil. Bunlar belki esas odaklarımız, tarih, jeoloji, jeomorfoloji, uzaktan antropoloji, kimya, matematik, biyoloji, mühendislik, planlama, hesaplama, bilimler. Bütün bunlar geçmiş, bugün ve gelecek toplumların ortak endişelerini göstermekte. Son olarak burada bu kadar konuştuktan sonra program hakkında ilgi duyan, bunları merak eden adayların bir fikir vermesi açısından belki şunlar vurgulayalım. Mutlaka bu programın bir kabul şartı var. Bunlar esasen sadece bizim şartlarımız değil, İTÜ'nün genel şartları. İTÜ'nün şartlarını yansıtan bir program haliyle. Mezuniyeti 2.4 mezuniyet ortalaması, ALES miktarlıktan 60 veya üzeri ve İTÜ'de kabul edilen yabancı dil sınavlarının 65 puan olması şartı. Son olarak göstermek istediğim bir ders programımız var. Burada biz modüler bir program kurduk. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 24 kredi şartı var yüksek lisans mezuniyeti için. Artı bir test çalışması var. Bu da öyle bir program. 12 kredi, yani zorunlu kredinin yarısını derslerden, zorunlu derslerden karşılayacaklar. Ve diğer yarısını, diğer 12 krediyi de 4 ders olarak karşılayacaklar. Bu seçecekleri 4 dersin mutlaka 2 modülden alınmış olması gerekiyor. Modüller kendi içinde öğrenciye teknik bir yetenek katacak şekilde dizayn edildi. Ve tabii ki bütün bunlar İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ya Avrasya Yer Bilimleri'nin içinde ve veya İTÜ'nün genel yüksek lisans programlarından alınabilecek dersler. Ben burada bu ekran paylaşımını sonlandıracağım ve önce hocalarımızdan bir şeyler eklemek isteyenler varsa onları dinleyelim. Daha sonra katılımcılardan sorularımızı alabiliriz. Hocam ben bir şey söyleyeyim. Yani bu programın amacını şöyle sizin ifade ettiğiniz o teorik kısmına düşünecek olursak, siz terminatörün içine bir insan sokup biyolojik terminatör yaratacaksınız gibi bir düşünce geliyor. Yani zaten 5 kişi yaratırsanız bütün fakülteleri, bütün üniversiteleri kapatalım. Yani bu şekilde 5 kişi çıkarsa zaten amacına ulaşırsa program. Size kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Yok, terminatör yaratmayalım ama biyolojik terminatör dedim yani. Ha, İçinde insanın olduğu bir terminatör. Yani çünkü bu bunlara ulaşmak gerçekten zor bir şey. Tabii bütün bunların zaten bir yüksek lisans programında yapılması elbette. Bence ilkokuldan da başlansa yani lisans sonuna kadar
Evet. Ama şu var, yetenekli birçok gencimiz var. Kafası çalışan birçok gencimiz var. Onu diyorum yani bahsettiğimiz... 5 kişi çıkarsa gerçekten evet. Büyük bir başarı. Bu amaca sonunda ulaşılırsa. İlhan Hoca yanda soru sormuş. İsterseniz sorulardan da evet. İlhan Hoca'ya öncelik vererek. Evet, özetle şunu diyor, yani bütün bu isimleri sıralıyorsunuz ama sonuçta coğrafya bunların hepsini kapsıyor. Neden coğrafya demek istemiyorsunuz? İnsanı işin içine katmadan zaten coğrafyada olmaz demiş. Bilmiyorum. Celal Hocam siz... Valla şunu hemen söyleyeyim. Ya. İlhan, ben biraz önce dedim ya bu şey antropoloji aslında coğrafyanın bir dalı. Fakat jeoantropolojinin bir önemi var. O da şu. Jeoantropoloji insan topluluklarının evrimleriyle ilgili. Bazı insan toplulukları hakkında soru soruyor. Nusret biraz önce dedi ya, bu vadi ölçeğinde olur, köy ölçeğinde olur ama kıta ölçeğinde olur, global ölçekte olur. Yer insan kültürlerini nasıl etkiliyor? Bunu biz anlamaya çalışıyoruz. İnsan kültürleri daha sonra yeri nasıl etkiliyor? İlhan'ın dediği gibi bu coğrafyanın bir parçası. Ama özel bir görevi var bunun. Onun için yani buna coğrafya dediğin takdirde coğrafyanın çok kapsamlı alanı içerisinde bu sorulara neresi cevap verecek diye sorman gerekir. İşte burası cevap verecek. Nusret Hocam, sizin bir katkınız olur mu yoksa? Valla ben hani bu, demin konuştuğumuz üzerinden gideyim aslında. Coğrafyacılarla benim ilişkimi herkes bilir. Gayet. Hocam yalnız siz Sırrı Hoca'da son coğrafyacı diyerek noktayı koydunuz. Geride coğrafyacı yok yani. Doğru. Ben değil mi? Ben bunun altını çizmek istiyorum. Evet. Yani Sırrı Hoca'dan sonra coğrafyacı kalmadı ülkede. Evet. Doğru. Maalesef. Hayır, evet. Doğru. Yani bir tek sizde var yani coğrafyacılar. Yok. Allah bizde coğrafyacı yok maalesef ama bir var, coğrafya... Avrasya Enstitüsü'nde coğrafyacılar var. Yani siz yetiştiriyorsunuz. Avrasya Enstitüsü bir coğrafya enstitüsü şeklinde faaliyet gösteriyor da daha henüz coğrafyacı çıkarmış değil. Ya coğrafyacı zaten coğrafyacı çıkılabilir mi? Ben ondan hiç... Hayır tabii çıkılamaz abi dediğin doğru. Yani ben bir zamanlar hani şey diyordum, coğrafyacı mertebesine ulaşılır. Eğitim alınmaz. Çünkü bir sürü şeyin bir sentezidir coğrafya. Tabii. O sentezi yapabilecek... Evet, bilimlerin temelindedir coğrafya yani. Tabii. Bu kadar bu çağımızda zaten bu kadar bilgiyi bir kişide toplamak çok zor. Tabii yani filozoflar yapıyormuş o zamanlar bilgi sınırlıymış ama çok yani günümüzde şu saydıklarımızı bir kişinin beyninin alması çok zor. Yani ben mesela beşeri coğrafyacı olarak kendilerini adlandıran arkadaşlara cidden şey yapıyorum yani zor, onların durumunda düşmek istemem çünkü beşeri coğrafya demek aslında beşeri bilimlerin bütün o teorik zeminini, teorik geçmişini de özümleyebilmek demek. Yani o bakımdan teori çok önemli bu işlerde ve biz elden geldiği kadar insanları teoriyle de donatmak istiyoruz. Çünkü bakın şunu hemen söyleyeyim. Demin onu belki çok eksplisit olarak söylemedi Gonca konuşurken ama bu söyledi aslında. Söylemedi değil, söyledi. Burası bir jeoarkeoloji programı değil. Arkeometri programı değil. Bunların altını 5 defa çiziyoruz. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Bu arkeometri de jeoarkeoloji de bunlar kötü şeyler değil. Ama bunlar arkeologların oluşturdukları bir çerçeve içerisinde onlara bana kalırsa teknik hizmetler sunan bir takım şeyler, dallar. Yani bir takım soruların, bir takım alt sorularını cevaplamaya çalışan şeyler. Halbuki biz burada biraz daha sentez lafının altını çizmek istiyorum ben. Sentez oluşturmaya çalışacak insanlar lazım. Zaten aslında coğrafyacılar da sentez yapmak durumunda olan insanlar. Maalesef coğrafyada ben şöyle bir şeyi görüyorum. Bu hiçbir arkadaşıma spesifik bir eleştiri değil.
Ama genelde şunu görüyorum. Sentezden ziyade aslında başka teknik bir takım beceriler isteyen analitik bir takım işlere coğrafyacılar çok fazla önem verdiler son yıllarda. Yani genel bir jeomorfoloji yapmaktansa veya bir jeomorfolojik entegrasyon yapmaktansa bir sedimentolog gibi davranmaya çalıştı. Veyahut da başka şeylerde de öyle oluyor. İstatistikçi olarak yapmaya çalışıyor beşeri coğrafyacılar falan. Halbuki burada önemli olan bir teorik zemini insanların alması ve o teorik zeminin içerisinde entegrasyon çabasını yapması. Onun için yani coğrafya par excellence jeoantropoloji oluyor. Orada onu kimsenin tartıştığı yok ama bunu yaparken de bir de başka bir sorun daha var tabii. Çok somut bir sorun var. O da valla bu oyunu oynarken biraz da aklımızda şey vardı. Yani iyi öğrencileri cezbetmek vardı. Bence şu anda coğrafyanın en büyük dertlerinden bir tanesi o. Türkiye'nin beyin gücünü çekmekte coğrafya çok 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 zorlanıyor. Onun temel bir nedeni de hocam yani sosyal puanla öğrenci alan bir tek coğrafya kaldı. Bunu değiştirmek istedim. Bunu değiştirmiyorlar. Ama işte onu değiştirmemeli. Çok kötü. Gelen öğrenci de diyor ki ben matematik bilmem, ben şunu bilmem. Tabii. Şimdi tabii matematik bilmiyor o zamanda. Öyle insanlar coğrafyacı dediğin matematikten korkmayacak, gereken matematiği öğrenmek. Kimya bilmiyorum, fizik bilmiyorum. Aynı zamanda da ne bileyim bir sosyolojik teoriyle ilgili bir takım şeyleri oturup okuyabilecek. Onun için yani her iki dünyada hani Snow'un meşhur lafı vardır. Hani iki kültür dediği. O iki kültürün arasında gidip gelebilen kabiliyette insanlar çekmek lazım. Yani dedim ya coğrafyacı olmak çok zor bir şey. Coğrafya eğitimi almak çok zor bir şey. Bir de tabii şunu söylemek lazım. İnsanların böyle eğitimlerden çıkan kişileri ki biz de bunu göreceğiz bir yerde. Toplumun bilgiye dayalı, bilgi entegrasyonuna dayalı işlere önem vermesi lazım ki onu tabii bizim Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü çözecek halimiz yok. Ne de sizin onu Ege Üniversitesi coğrafya bölümünde çözecek haliniz yok. O başka bir yani, şey. Yani onu dünya çözemez bence tabii. Tabii. Ama çağımızda artık yani çok ayrıntıya inilmiş bilimlerde. Coğrafyanın genel sentezini zaten kimse anlaması da zor, yapması da zor. Sentezciye muazzam ihtiyaç var. Tabii sentezci çok büyük yani tecrübesi olması lazım bunu yapacak. Hani günümüz o sentezinle kafa yoracak insanlara ihtiyaç var. Maalesef var mı yok mu o tartışılır da yani biraz günümüz... hocam şöyle, aslında sentez gerçekten önemli. Çünkü burada sizlerin, yani Nusret Hocam'ın açtığı ve sizin de söylediğiniz bir nokta var. Coğrafya bölümlerine gerçekten ilginin yükseltilmesi, aynı şey biz arkeoloji için de yaşıyoruz. Arkeoloji bölümü yani lisans eğitimi veren bölümlerin puanları her geçen yıl düşmekte. Belki yanılıyorsam beni düzeltsin Mehmet Özdoğan Hocam burada, belki Türkiye'deki arkeoloji bölümleri içinde en yüksek puanla öğrenci alan, lisans öğrencisi alan tarih öncesi yani prehistoria bölümü. Ondan sonra bütün bölümlerin puanları giderek düşmekte ve ciddi bir dalgalanma yaşanmakta. Burada şunu söylemeye gayret ediyoruz. Gerçekten en azından lisans üstü seviyede farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış ama entelektüel olarak geçmişe, bugüne veya geleceğe insan nereden geldiği, nereye gitmekte olduğuna meraklı olan ve elinde birkaç yetisi olan, kolunda birkaç bileziği olan öğrenciyi çekip şu ana kadar biriktirdiği inanılmaz coğrafya veya arkeoloji veya ekonomi veri setini harmanlayıp içine bir şeyler çıkartmaya istekli öğrenciyi biz almaya çalışıyoruz gerçekten. Çünkü bu sentezin yapılması lazım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın Koç Hocam bahsetti. Şu anda son belki 15-20 yılda arkeometri alanında diyelim. O daha iyi biliyor. Anlatsın lütfen. Bir taşınabilir XRF cihazı var. Hocam buyurun anlatın. Yani bu tabanca gibi. Hani bu vahşi batıda kovboyların birbirine hangisi daha hızlı tabanca çekecek tartışmasına döndü. Ve ortada bir veri oluştu. Hocam sen ne biliyorsun? Buyurun. Yani ne yapılacak bu veri? Bir şey söylemek istiyorum. Ben galiba şeyi gösterince programın hani çerçevesini gösterince öğrencilerin hepsinin oradaki bilgilerin hepsiyle donanması bekleniyor. Yani iklim de bilsin, arkeometri de bilsin, arkeoloji de bilsin, antropoloji de bilsin gibi bir şey çıktı galiba ortaya. Ama anladığım kadarıyla
her öğrenci geldiği şeyine göre, yeteneğine göre bunlardan bir tanesine yönlenecek. Yani bunların hepsini aynı anda bilmekten ziyade bir entelektüel çerçevede sorunların nasıl yaklaşmasını ve bilgiyi nasıl üretmesi beklenen bir öğrenci profilinden bahsediyoruz. Herhalde ilk söylemek istediğim şey bu. İkincisi de belki Türkiye'den örnek vermeyeyim ama mesela Rusya'da işte Sovyetler Birliği zamanında 60'larda 70'lerde maden analizleri olayı çok popüler oluyor Almanya'nın Stuttgart grubuyla yarışabilmek için ve hemen hemen her şey analiz ediliyor. Yani kataloglar dolusu analiz var. Numaralar içinde şu kadar bakır var, bu kadar demir var, bu kadar kalay var, şu var, bu var. Ama ne kadar bilgimiz var bu konuyla ilgili? Ta ki 2012 ya da 2013'te Oxford Üniversitesi'nden bir grup geldi bir ERC projesiyle, dedi ki biz bu veri setine bir soru sormak istiyoruz. Sorumuz şu: Avrasya'da madencilik nasıl gelişti? Nasıl ilerledi? Bunu ne tetikledi? İnsanın bunda faktörü neydi? O zamana kadar o verilerin hepsi katalogların içinde duruyorlardı. Aynı şey şu anda bizdeki arkeometri çalışmaları için de geçerli. Ne yazık ki yani bunu ben de kendim de görüyorum çok büyük bir bölümünü. İşte 10 tane çanağımız var veya 10 tane madenimiz var. Bunları analiz edelim. Çok güzel, edelim, harika bir verimiz oldu. Ama sorumuz ne? Neden ediyoruz onu analiz? Ne öğrenmeye çalışıyoruz, ne bilmek istiyoruz? Bu literatürdeki hangi eksiğimizi kapatacak? Yani bu tip sorularla yaklaşırsak bence sadece bilimsel olarak ileri gitmek değil, zamandan ve bütçelerimizden de tasarruf ederiz. Yani nokta atışı yapmış oluruz ki bizi ilerletir. Veri konusunda bir problemimiz olduğunu düşünmüyorum. Yani arkeolojik kazılar Türkiye'de son derece ciddi şekilde ilerliyor. Ama o basamağı nedense atlayamıyoruz bir türlü. Bir adım ileriye taşınmamız gerekiyor. Bence onun için de daha kritik düşünebilen öğrencilere, bilim insanlarına ihtiyacımız var. Benim söyleyeceklerim bunlar. Bülent, ben bir şey söyleyebilir miyim burada? Buyurun, buyurun hocam. Şimdi teminden beri bak, Gonca çok 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 önemli bir sayfa çevirdi. Biz teminden beri konu konuşuyoruz ve diyoruz ki ya hiç kimse bu kadar konuyu bilemez kardeşim. Yani bu yeni bir sorun değil. 19. yüzyılın başında da konu çoktu ve hiç kimse hepsini bilemezdi. Bizim yapacağımız iş Gonca'nın dediği probleme dönük. Probleme dönük çalıştığın takdirde nereden ne alacağını çok kolay biliyorsun. Ve o zaman geniş sentezleri yapabilecek adamlar çok kolay çıkıyor. Ama probleme dönük yaklaşmamız lazım. Değil mi? Yani benim çok küçük bir başarım varsa yer bilimlerinde bu hep probleme dönük çalıştığım içindir. Bakın ben bir şey anlatacağım, ondan bitirmek istiyorum. Ben University of Houston'da öğrenciyken ilk makalemi yayınladıydım. İkinci sınıftayken. Benim advisor'ım Max Carman geldi. Sen dedi böyle gidersen ileride dedi, bilim yapamazsın dedi. Dedim niye? Çünkü sen dedi daha dedi temelleri öğrenmeden oturup yayın yapıyorsun. Deyince dedim Dr. Carman, sizin dedim temeller dediğiniz yarının yanlışlarıdır. Dolayısıyla dedim, probleme dönük, ben dedim problemi çözmeye çalışıyorum. Bugünkü bir problem var karşımda, onu çözmeye çalışıyorum. Dolayısıyla ben bugünün sorunlarını çözerek ileriye gitmek istiyorum. Ben dedim bugünün bagajını taşımak mecburiyetinde değilim. Biraz yani önce yalnız Nusret önemli bir laf etti. Bir sürü konuda adam gibi bilgi sahibi olman lazım dedi. O doğrudur. Ama bu demek değildir ki hepsinde allame olasın. Tabii. Yani bildiğin konuları adam gibi de bilebilmek için ya ne önemlidir ne değildir. Buna cevap verebilmek için. Buna cevap verebilmek için de probleme dönük çalışman lazım. Bunu yaptığımız zaman hiç korkmayın. Konu çok geniş değil. Şimdi ben tekrar Ertuğ'un hatırlattığı bir şeye döneceğim. Niçin biz diyoruz Sırrı Erinç bir tane, o demiş ki, şey dedi, bizi yanlış site etti. Sırrı Erinç'ten sonra coğrafyacı yetişmedi
Hayır hocam öyle demedim. Yani siz resmin altına son coğrafyacı deyince... Son değil abi. İlk ve son ülkemizde. İlk ve son. Öncesi de yok adamın. Yani buradaki büyük sıkıntı mesela Besim Darkot'u ele alıyorsun. Bir ne derler şeyi ele alıyorsun. İbrahim Hakkı Bey'i ele alıyorsun. Ya bunların hiçbirisi coğrafyacı olamamış. Sırrı Bey neden olmuş? Çünkü Sırrı Bey soru sormayı bilen bir adam. Yani Nusret şahittir işte. Yani ben lisedeydim. Lise ikinci sınıftaydı üniversitede. Biz zırt bu adamı gider ziyaret ederdik. Rahatsız ederdik ama bir gün dedi mi Nusret ya işim var gidin demedi bize. Sırrı Bey probleme meraklı bir adam. Ve problem üzerine gitmeyi seven bir adam. Onun için biliyorsunuz işte Ertuğ sen bizden iyi bilirsin. Coğrafyacı olarak Türkiye'nin kültür coğrafyasından başladı. Tarımı, ekonomisi, jeomorfolojisi bütün bu spektrumu tamamıyla kucaklayabilen klimatolojisiyle bilmem nesiyle Türkiye'nin tek adamı olmuştur. Yani bu konuların hepsinde adamın uluslararası ciddi yayınları var ya. Yani hocam, bu... Benim de tanıdığım yani Oğuz hocamız var tanırsınız ama... Hayır ama coğrafyacı değil de. Oğuz Bey... Da, Oğuz hocanın tanımadı? Probleme yaklaşımı bakışı bile yetiyordu. Ben yani sana bir şey yayın, diyeyim, Oğuz... yayın açısından ondan aşağı kalır değil. Yani ben kişileri tartışmak istemiyorum da... Hayır, Oğuz hoca Sırrı hocadan çok sonra öldüğü için söylüyorum. Ertuğ bir dakika bak. Burada bir yanlış mukayese var. Oğuz Bey'i herhalde ben senden önce tanıdım. Tabii. Çok uzun yıllar... Oğuz Bey birinci sınıf bir jeologtu. Ama coğrafyacı hocam, değil. Hocam yaptıkları için jeoloji yetmiyor. Yani çok güzel yani sizler kadar bir jeoloji bilgisi vardır. Muazzam bir jeolog. Ama onun üzerine üzerine coğrafyayı oturtturan en güzel hocalarımızdan biri. Bir örnek verir misin? Yani tabii. Bir dakika bir örnek ver. Bir örnek ver. Bak bu tartışmamız için önemli. Hocam bir örnek şöyle bir, bizim çalıştığımız Brückner'i bilirsiniz değil mi? Helmut Brückner, duymuşsunuzdur bizim konularla çalışıyor. Şimdi Büyük Menderes Deltası ile ilgili hocamızın çok güzel, bizim dergimizde yayınlandı çalışması var. Bende onun orijinalleri duruyor evet, biliyor musun? Evet, tahmin ediyorum. Çünkü bizlerde öyle şey yapan yok. Rahmetli bana verdiydi onları. Rahmetli bana verdiydi. Evet, Bilecik'te bir kısmı da şeyinin, kütüphanesinin. Şimdi orada Oğuz Hoca, yani çok güzel... Bu sadece jeolojiyle değil. Üzerine iklimini de koymuş. Alüvyal jeomorfolojisini koymuş. Arkadaşım alüvyal jeomorfoloji jeolojidir. Hocam jeoloji değil çünkü siz yıllarca alüvyonu bir örtü olarak gördünüz. Size hayır, engel kardeşim. Olan bir örtüydü. Bak, yeni jeologlar alüvyonu Ertuğ, gördü. Ertuğ bu doğru değil. Yani sen gidersen... Ben öyle duydum. Yani ama işte duydum var olmaz. Bak. Jeolojiyi örten bir ne diyelim bir döküntüydü. Hayır. Son yıllarda arttı popülaritesi. Hayır efendim. Edward Süs'ün yayınlarına bak. Edward Süs'ün. Değil mi? Hocam bakın biz Avrupa'yı ya da Amerika'yı tartışmıyoruz. Türkiye için konuşuyoruz. Bak kardeşim coğrafya evet. Türkiye bilimi değildir. Coğrafya dünya hayır bilimi. Hayır kişiler için konuştuk. Kişiler ya. İçin. Oğuz Bey bak tekrar ediyorum. Yani Oğuz Hoca sadece jeolog değildi. Sadece çok, jeolog. Çok önemli bir coğrafyacıydı. Çok önemli bir jeomorfologtu. Çok önemli bir klimatologtu. Yani bunların hepsi Oğuz Hoca'da. Ama çok önemli klimatolog değildi. Bir ders kitabı vardı. Ya, o çalışmalarına yansıtması. Kitap önemli değil hocam. Kitap dil bilirsiniz. Hayır, çevirirsiniz kardeşim. Bir yerden bir kitabı. Bak. Çok dil bilen çok kitap yazabilir. Ama çok bak. İyi bilim yapıyor olamaz. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oğuz Bey'in çalışmalarında. Hocam bak yanlış anlamayın. Ben kişileri sakın ha yani tartışmıyorum. Ama benim peki gözümde bak. Benim gözümde de bakınca Sırrı Hoca'dan sonra yaşamış çok güzel coğrafyacılar var. Yok. Yani, ben keşke de olsa. Keşke olsa. Yok. Evet. Yani bizim bütün derdimiz niçin bu şey antropoloji programını açalım dedik. Çünkü Sırrı Bey'in esprisinde daha geri gideyim. Alexander von Humboldt'un esprisinde. Bir Karl Ritter'in esprisinde. Bir Ferdinand von Richthofen'in esprisinde. Bir Elise Reclus esprisinde coğrafyacı çıksın istiyoruz.
Türkiye'de Sırrı Bey'den ne önce var ne sonra var mı? Bir tane adam var. Yani eğer aksini iddia ederseniz ben daha ileri giderim. Derim ki ya kardeşim o zaman sizlerle coğrafyanın tabiatını tartışmamız lazım. Yani sizler coğrafyayı, işte bunun içinde jeomorfoloji vardır ama bu coğrafyadır. Ya kardeşim coğrafya zaten bütün jeolojiyi kapsıyor. Hocam yapılan çalışmalarda coğrafyanın temeli o. Yani bak, olaylar bak. Arasında ilişki kurarsınız, sonuç neden ilişkisini kurarsınız, sentezini yaparsınız. Yaptığınız çalışma jeoarkeolojik bir, paleo-coğrafik bir çalışmadır. Yani sürekli ben oturup da coğrafya şeyi yapacak olursam zaten onu kimse artık kabul etmiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Yapamazsınız zaten. Yani bugünkü bilgi birikimiyle bütün bilgileri sentez yapmak bir iş, kişinin işi değil. Ha, filozofluğunu yaparsınız, felsefesini yaparsınız. Evet. Ama o düşündüğümüz anlamdaki şeyi yapamazsınız. Bu artık bir kişinin... Onun için dedim Terminatör mü yetiştiriyorsun? Yok hayır hocam. Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Şeye dönük çalışma. İşin esprisi var, değil mi? Yani amacınızı anlıyorum. O bakımdan bir şey demiyorum. Ama gerçekten çok zor iş. Hele kalitenin bu derece düştüğü dönemde üniversitelerde böyle öğrencileri bulmak sıfırdan yetiştiriyor gibi olacak. Evet, evet, evet. Ve haklısın. Aynen öyle. Ben sana bir şey diyeyim mi? Evet, yani bu iki senede olacak bir süre. Hayır, efendim zaten öyle bir şey yok. Ama bak, Avrasya'nın başarısı, jeolojide olsun, klimatolojide olsun falan. Hocam şimdi Avrasya Enstitüsü'nü derseniz, ben sizin programınızı izledim geçen günkü. Yani öğrencilerini geziye götüren biri diyor ki, öğrencilerim diyor görmedi, jeomorfolojik yapıyı göremediler diyor. Göremez. Coğrafya öğrencisi jeomorfolojik yapıyı görmez. Çünkü jeomorfolojik yapı yoktur. Sizin enstitü bunları yetiştiriyor, bilmiyorum. Hocam, burada benim anlattıklarımda Ertuğ Hocam veya izleyenlerimiz şöyle ters bir intiba veya yanlış bir izlenim edilmesin. Gerçi Boncu Hocam da bunu düzeltmeye çalıştı. Biz öğrenciye her şeyi vermeyi tabii ki amaçlamıyoruz. Birincisi zaten olamaz. Bu mümkün değil. Tamam. Bu mümkün birincisi değil. Birincisi bu bir yüksek lisans programı. Zaten sizin İkincisi, söylediklerinizi ayrı ayrı bilimler yapıyor. Tabii. İkincisi buraya gelecek olan aday öğrenci kafasında bir soruyla gelecek. Yani biraz önce bakın mesela benim maalesef Zoom koptu ve tekrar geldi. 2-3 tane soru vardı. Bir kişi mesela size bir soru yöneltmiş. Ege kıyılarında 8.2, 6.2, 4.2 iklim olaylarının yerleşmeleri etkisi nedir gibi. Şimdi o soruyu soran katılımcımızın adı maalesef program tekrar kapanıp açıldığı için bende yok ama bakın Serhan, bu çok önemli bir soru. Serhan Mutlu. Evet, Serhan Mutlu Bey sormuş. Şimdi bence bu çok önemli bir soru çünkü bu soruyu sormak için bu soruyu tek başına bir arkeolog cevap veremez. Bu soruya tek başına bir coğrafyacı veya ne diyelim jeomorfolog cevap veremez. Bu soruya tek başına bir iklim bilimci yani klimatoloji okumuş bir çocuk cevap veremez, bir öğrenci cevap veremez. Bu soruya jeoantropoloji kafasında bu soruyla gelen, hocam ben gerçekten 8.2 olayını merak ediyorum. Batı Anadolu'da bu ne yapmış, nelere sebep olmuş diyecek öğrencimiz diyeceğiz ki, peki güzel öğrencimiz buyur, senin önünde zorunlu 4 tane ders var, 6 tane modülden de İkişer tane ders alacaksın. Altı modülün ikisini seçip ikişer tane ders alacaksın. Ve ondan sonra bir tez yazacaksın. Bizim amacımız altyapısı oluşmuş ve kafasında bir soruyu kurmuş, merak etmiş bir öğrenciye bir şeyler öğretmek. Yoksa her şeyi bilsin, onu bilsin. Zaten o öğrenci Ben de işin o yönünden yaklaştım zaten. Ben de çok isterim öyle insanlarımız yetişsin ama. Keşke, evet. Sosyal bilimler amacımız zaten bu. Çok zor. Amacımız bu. Bu arada bir soru vardı. Mehmet Hoca, Mehmet Sakınç Hocam yine bende kopmadan önce bir mesaj göndermişti. İlginç bir program demiş ama gerisini hatırlamıyorum. Keşke de antropolog da olsaydı demiş Mehmet Hocam. Mehmet Hocam şöyle söyleyeyim. Yani buradaysanız derseniz bağlanabilirsiniz ama... Biz açıkçası buraya bir antropolog davet etmedik. Çünkü Türkiye'de antropologlar çok farklı işler yapıyor. Bu bir. İkincisi, eğer bir sorunuz varsa
cevaplamaya gayret edeyim. Çünkü esasen doktoram bir antropoloji bölümünden. Dolayısıyla hem fiziksel hem kültürel hem de linguistik derslerini lisansüstü seviyede tamamladığım için ufak da olsa bir fikrim var. Ama şunu söylemiş tekrar hoca. Bu programa hangi lisansı bitiren öğrenciler alacaksınız? Hocam Nusret Hoca'nın da söylediği bizim Avrasya'da düsturumuz. Herhangi bir lisanstan gelebilir. Yeter ki lisans mezuniyet ortalaması şartı ve Avrasya'nın diğer kabul şartları ve ütünlükler şartları tutsun. Buyurun hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu konuşmaların hepsi çok güzel. Fakat bunu uygulamaya soktuğunuz vakit farklı şekiller karşımıza çıkar. Bunu lisans üstü ve doktora öğrencilerinden biz biliyoruz. Yani bugün üniversitenin hangi şeyinde olursa olsun, özellikle ben tabii jeolojiden bahsediyorum. Yani hem jeoloji mühendisliği bölümü hem de Avrasya'nın, yani Avrasya'nın pek fazla şeyini bilmiyorum ama kulağıma geliyor. Yani aynı şeyler, bir şey fark etmiyor. Gelen öğrenci, sizin aradığınız öğrenci tipi çok güzel bir öğrenci ama o topik bir öğrenci. Bunu bulamaz. Ve o nedenle sizin alacağınız öğrenci ya jeolojiden gelecektir veyahut da arkeolojiden gelecektir veyahut bilmiyorum veyahut da coğrafyadan gelecektir. Şimdi jeolojiden gelen bir öğrenciye siz orada coğrafyadan ilgili ne verebileceksiniz onu bilmiyorum. Hangi bir dersi açtıracaksınız da vereceksiniz. Biraz önce Erfi Hoca'nın dedikleri de ilginç zaten. Bir de arkeolojiden gelen, hadi belki sen bir programla veya bir dersle bir şey açıp söyleyeceksindir arkeolojiden. Coğrafyada, jeoloji nereden gelecek? Jeoloji mühendisinden mi gelecek? Yani o çocuk şimdi geldiği zaman coğrafyayı bilmiyor. Arkeoloji de bilmiyor. Peki, jeoantropolojiyi nasıl yapacak yani? Bir de ben şunu öğrenmek istiyorum, onu yazdım galiba, o uçtu gitti galiba tahmin ediyorum. Ben de sinirli hocam. Ha, jeo ile geo zannedersem karışıyor burada. Şimdi bütün konuşmaların hepsinin içinde hep coğrafyanın zamansal ve mekansal özellikleri var. Şimdi jeolojiye gittiğiniz zaman olay başka boyuta doğru gider. Şimdi jeolojinin referanslarından veyahut da jeolojinin bir takım katkılarından yani disipliner olarak alabilirsiniz. Ona ben bir şey demiyorum. Her disiplin zaten bir disiplinden bir şey alabiliyor. Yani zaten bilimler birbirleriyle disiplinler, alt disiplinler vaziyetinde karışık bilgilerin içinde girip duruyorlar. Yani ayıramazsınız bunların hiçbir Şimdi ben yani şöyle bir basit şey öğrenmek istiyorum. Jeoloji bunun neresi? Bir, coğrafya olsaydı ben internetten de araştırdım. Hani sizi ilk diyorsunuz ama internette zaten yok. Bir tane bir şeye rastladım. Öyle bir şey de yok. Ama coğrafik antropoloji ona tamam. Ben bir şey demem. Coğrafik antropoloji gayet güzel bir program olur. İsmiyle tam uyumludur. İçine her şey girer. Yani buna biz cesaret edemedik olur. Hocam. Jeoarkeoloji yüksek lisansı bile açamadık. Bu çünkü çok çok iddialı bir şey olurdu. Yani onun için Ertuğ Bey yani evet. Hayır açılacaksa dahi böyle bir şeyin yani coğrafya ile ilgili bir şey. Coğrafya yani biraz önce hepimiz Celal Hocam da bunu söyledi. Yani yer bilimlerinin anası yani bu iş. Oradan türemiş her şey çıkmış. Yani yer her şeyden önce. Değil mi? Bunun hocam hiçbir şey farkı yok bunların. Ama ben yani benim şahsi şeyim, görüşüm, jeoloji evet. Buradan değil de coğrafik olarak bu işi alıp, çünkü öğrenci bunu soracaktı. Yani jeoloji bunun neresinde? Buna ben bir cevap vereyim Mehmet, müsaade eder misin? Tamam. şimdi sen ilk insanları düşün. Omo Vadisi'ni düşün. Şimdi Omo Vadisi'nde ilk insanlar aynı zamanda bir kültür de yaratmışlar. Tabii doğru. Ama bunu inceleyebilmek için abi jeoloji yapacaksın. Oradaki stratigrafiyi çıkartacaksın. Hatta insan stratigrafisini çıkartabilmek için biliyorsun domuz fosillerini kullanıyorlar. Çünkü bu keratalar çok çabuk evrim geçiriyor. Dolayısıyla sana stratigrafi de güç veriyor. Şimdi orada jeoloji olmazsa onu yapamaz. Peki paleoantropoloji bunu yapmıyor mu? Hayır. Paleoantropoloji bunu senin biraz önce dediğin ki fiziksel antropoloji olarak yapıyor. Jeologtan yardım alıyor. Kültürünü
yerle birlikte sorgulamıyor. İşte bak diyor taş bulmuş bilmem ne. Fakat sen biraz önce bir şey dedin ya, her şey iç içe geçmiş vaziyette. Dolayısıyla akıllı bir adam aslında bunların hepsini yapmaya çalışıyor. Celal Hocam, sizin söylediğinize ve Mehmet Hocam'ın sizin söylediğinize ek olarak Mehmet Hoca'ya şöyle bir şey... Yine koptun. Anlıyorum. Bülent çok koptun, felaket değil mi? Eyvah. Hello. Biz duyuyoruz. Ya Mehmet, ben şeyi duymuyorum. Sen duyuyor musun şeyi? Ben seni duyuyorum. Sen beni duyuyorsun da Bülent'i duyuyor musun? Ha, ben onu duymuyorum. Celal Hocam'ın sesini kimse kesemez zaten. Ha, sorma ya, sorma. Şu anda duyabiliyor musunuz? Bak şimdi tamam, duyuyor. Tamam, duyuluyor. Evet. Bülent, sen başlamadan ben bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bilimlere isim takmak mühim değil. Bizim yapmak istediğimiz probleme dönük çalışmak. Ben hemen bir şey söyleyebilir miyim burada? Ütopik öğrenci ve nasıl öğrenci buraya gelecek diye. Hemen kendimden... Yani örnek vermiş olacağım ama ben kimya okudum. Üstüne bir kimya yüksek lisansı yaptım. Arkeolojik malzemeyle çalıştım. Üstüne arkeoloji okudum. Arkeoloji bölümüne gittim. Kimyagersin dediler. Kimya bölümüne gittim. Arkeologsun dediler. İki dil biliyorum. İkisini de biliyorum. Gidecek bir bölüm bulamadım. Yani o tarafa bir problemim var. Çalışmak istediğim bir konu var. Ama bizde isimler önemli. Yani bu çerçeveyi biraz kaldırmak lazım. Şimdi... arkeolojide yüksek lisans yaptım. Sen gene arkeolog olmuyorsun çünkü lisansın yok dendi. Yani bu çerçeveden artık bir adım ileriye gidip daha sistematik bakmazsak o elimizdeki iyi kaliteli öğrencilerin kaçacağını düşünüyorum. Yani o öğrenci ütotipik bir öğrenci değil. Hem de bunu bir kadın olarak da söylemek istiyorum bakın. Yani STEM denilen, bilim yapan, sosyal bilim yapan kadınların kesinlikle desteklenmesi lazım. O öğrenciler çok uzak değil. Sadece biraz ışık bekliyorlar. Yeteneklerini kullanabilecekleri bir platform bekliyorlar. Dolayısıyla hani en başında bir öğrenciden her şeyi beklemek de doğru değil. Veya sen kimyagersin, sen jeologsun, sen arkeologsun, yok bizim aramızda bariyerler var demek de doğru değil. Bir entelektüel birikim, spesifik bir bilimsel soru bence epey bir yol aldırır gibi geliyor. Hah, bak şimdi ben burada Gonca bir örnek vereceğim. Söylediğinizi Boğaziçi Üniversitesi yapıyor yıllardır. Ben 2000 yılında Boğaziçi'de Gözlükule Höyü'nde çalışırken Aslı Hocaların bölümünde bu söylediğiniz sosyoloğundan tutun psikolojisine, mimarına, metalcisine hepsi onların bölümünde hem öğrenci olarak hem de kazısında katılıyorlardı. Hocam, yani arkeolog olarak katılıyorlardı. Hocam hemen bizim gibi dışarıdan değil. Yani evet. Yok, ilk yok, değil ben, bu yani daha önceden beri var. Üniversitenin de özelliği o zaten Boğaziçi'nin. Evet ben hemen söyleyeyim, ben Boğaziçi kimya mezunuyum. Yüksek lisansım da artık gözlüklerin metalleridir. Yüksek lisansım yani da Boğaziçi. Tarih bölümünü yani, bilirsiniz değil mi? Evet tarih bölümünü biliyorum. İşte mesela orada da kimya bölümü ayrı, kimyanın altında bir arkeometri laboratuvarı var. Artık çok aktif değil. Arkeoloji bölümü ayrı. Gene entegre değil. Tarih yani. Bölümü vardı ama arkeoloji yok. Evet benim. Tarih bölümü var, arkeoloji bölümü yok Boğaziçi. Yok yok. Evet. Tarihin yani o tarihin da. İçinde yani bir başlık olarak, ana bilim dalı olarak değil. Arkeolojinin içinde bu söylediklerinizin hepsi vardı. Şimdi bakın ben de öyle. Mesela bir şey, mimar çok yani sevdiğim biriydi. Tarsus Günhan Danışman. Mezunu. Evet, rahmetli oldu. Çok üzüldüm. Sonradan duydum. Günhan yani bunu uygulayanlar vardı. Yani ilk olmayacak. Bakın ben bir örnek verip müsaadenizi isteyeceğim ondan sonra. Evet, biz de kapatıyoruz zaten hocam. Ha, benim vereceğim örneği Mehmet Sakın çok iyi tanır. Çünkü onun da emeği var. Saniye diye bir öğrencimiz vardı bizim. Saniye bize İstanbul Biyoloji'den geldi. Biz Saniye'yi bir sene içinde yetiştirdik, kendisine master verdik. Saniye bu jeoloji masterıyla gitti Güney Afrika'da omurgalı paleontolojisi yaptı. Ve hocası Bruce, benim arkadaşım, bu kız dedi bize gelen bütün öğrenciler arasında jeolojiyi en iyi bilen. Bakın bu kız biyolog olarak geldi bile. Hatırlıyorsun Mehmet? Evet, evet. Biliyorum. Değil mi? Ya. Dolayısıyla bu mümkün. Yeter ki bu çocuğu
belli bir yere teksif edebilirsiniz. Kız bize geldiğinde herkes diyordu ki ya bu, yani Okan başta enstitü müdürüydü o zaman. Bir senede mümkün değil, bu kız hiçbir ders almamış, tez nasıl yapacak falan. Dedim sen bu kızı bana ver. Ondan sonra Mehmet'in de sağ olsun katkılarıyla bu kıza dedik ki bak kardeşim, biz Permiyen yok oluşunu inceleyeceğiz. Ha bunun içinde kimya var, bunun içinde jeoloji var, bunun içinde paleontoloji var, bunun içinde anatomi var. Bu kız kardeşim bunların hepsini yapmakla kalmadı, keşif yaptı. Yani hocam, o örnekte insan yok. İnsanı soktunuz mu iş bozuluyor. İnsan yani girdiği zaman bu kadar kolay olmuyor iş. Öncelikle katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Konuklarımıza da öyle. Güzel bir pazar gününün öğleden sonrasının çoğunu bize ayırdılar. Programla ilgili herhangi bir sorusu olan varsa bizlere tabii ki sorabilir, danışabilir. Memnuniyetle yol gösterici olmaya gayret ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocalara, katılımcılara da öyle.